akşamlar değerciler. Tekedek'te bu akşam seçimlere az bir süre kalması nedeniyle, az derken 3,5 ay siyaset için uzun süre ama Türkiye'de siyasetin son 10 senedir çok da fazla değişim göstermediğini düşünürsek aslında kısa da bir süre kala seçimlerle ilgili öngörüleri konuşacağız bu akşam. Anketler alabildiğine yapılıyor. Pek çok şirket seçim anketleri yapıyor. Yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz anketleri yapıyor. Ve açık söylemek gerekirse 3 aşağı 5 yukarı yakın sonuçlar elde ediliyor. Ancak tabii bu sonuçlar elde edilirken partinin adayları da henüz daha netleşmiş değil. Yerel seçimlerde aday etkileri herkesin bildiği bir gerçek. Adayların bir siyasetin dışında başka bir siyasete yakın olmaları ya da uzak olmaları da bazen o partinin o ildeki sonuçlarını da belirliyor. Bölgelerin sevilen isimlerinin belediye başkan adayı olması, etkili isimlerin aday olması bir anda bütün dengeleri bozabiliyor. Bugüne kadar AK Parti adaylarının büyük bölümünü açıkladı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz daha aynı oranda kesinleşen aday yok, isimler çok ve parti seçiminde daha çok bu iki parti arasında geçeceği öngörülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Orta Anadolu'da ve Ege'nin bazı bölümlerinde, Kıyı Ege'nin bazı bölümünde güçlü olduğu göze çarpıyor. Güneydoğu'da ise BDP ile AK Parti arasında bir çekişme var. AK Parti 3 farklı cephede, 3 farklı siyasi yaklaşımla mücadele ediyor ve bunların pek büyük bölümünde de mücadeleyi önde götürüyor. Bu akşam bütün bunlar değişir mi, değişmez mi? Adaylar ne kadar etkileyecek? Kimin nerede oy oranı ne? Tartışılan iller, tartışılan ilçeler. Bütün bunları konuşacağız. İki tane çok değerli konuğum var. Birini zaten yakından tanıyorsunuz. Habertürk'ün yıllardır geleneksel hale gelen siyasi yönelim anketlerini yapan Konsensüs'ün başkanı Murat Sarı ve diğer tarafta da benim bugüne kadar gördüğüm en kalabalık, en kapsamlı anketi yapan MAK Danışmanlık Şirketi'nin patronu Mehmet Ali Kulat. İkiniz de hoş geldiniz. Murat Bey, siz yabancı değilsiniz. O yüzden Mehmet Ali Bey ile başlamak istiyorum. Mehmet Ali Bey, Ankara merkezli bir araştırma şirketisiniz ki biz genellikle İstanbul merkezli araştırma şirketleriyle doğru, daha çok muhatap oluyoruz. Ancak yaptığınız anket benim çok ilgimi çekti. Çünkü toplam seçmen sayısının 1/5'ine yakın bir oranla anket yapmışsınız. Bu yüksek bir oran değil mi? Kesinlikle yüksek bir oran. Biz aslında ilçeler bazına indiğimizde bu oranı daha da aştık. Bu büyük iller anlamında böyle bir rakam. Çünkü bazen bir ilçede seçmen sayısı 10 binse, 20 binse orada sizin 1/5'te yapacağınız bir çalışma çok komik olur. Oralarda biz çok daha yüksek rakamlarla, yani %3'leri, %5'leri bulan rakamlarla da çalışmalar yaptık. İlçelerde kesinlikle daha fazla o zaman. Tabii kesinlikle. Ya buradaki rakamı şöyle kabaca söyleyelim. 250 bin civarında kişiyle yapılmış bir çalışmadır. 250 bin civarında kişiyle yapılmış çalışma. Bu yüzle görüşme mi, telefon metoduyla mı? Bunların büyük kısmı telefonla yapılan çalışmadır. Call center sistemiyle yapılan ama telefonda makine sistemi değil. Yani canlı kişinin yaptığı yorumları çünkü oradan alıp daha sonra üzerinde çalışıyoruz. Yüz yüze olan çalışmalarda da olabildiğince çok net ucu açık sorular sorduk. Yani sorular sormadık, şık sunmadık insanlara A mı B mi falan diye. Çok net ifadeler kullandık. Ardından bizim bir teknik ekibimiz var. Bu ekip bunları yorumluyor ve bu yorumun sonucunda ortaya çıkan tablo bu. Şimdi sizin tablonuzda şunu görüyorum ben. Türkiye geneline baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları genel seçimi oranına 4 ila 6 puan arasında daha geride. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi sadece Adalet ve Kalkınma Partisi için değil. Birinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için böyledir. Genel itibarıyla %50'nin üzerinde bir oy genel seçimde almış bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Yerel seçimlerde küçük beldelerde özellikle bağımsız adaylar çıkar. Bazı böyle esamesi hiç okunmayan partilerin Türkiye ölçeğinde esamesi okunma yoksa anlamda söylemiyorum. Bu partilerin de bazen seçim aldıkları olur. Yani bir bakıyorsunuz bir yerde bugün işte ölçek içerisinde %1'lerde saymadığınız bir Demokrat Parti'den seçilebiliyor. Veya ANAP'tan. Ya da ANAP'tan. Veya işte Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'nin alması gibi. Alması gibi. Gerçi Büyük Birlik Partisi bu dönemde biraz daha iddialı, biraz evet, sonra iddialı ilginç falan örnekler de vereceğim. Burada 3-4 puan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle eksi yansır. Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci parti olması dolayısıyla 1 ila 2 puan yansıyabilir. MHP'de çok yansıma beklemiyoruz bu anlamda.
BDP'de de çok yansıma beklemiyoruz. Yani genel seçimdeki oy oranlarıyla yerel seçimdeki oy oranları birbirine denk gelir gibi görünüyor. Peki sizin yaptığınız ankete göre Türkiye genelinde şu andaki oy oranları ne partilerin? Şöyle, AK Parti'nin Türkiye genelindeki oy oranı şu an itibarıyla yerel seçimde ayrı sorduk, genel seçimde ayrı sorduk. Yerel seçimde? Yerel seçimde 48.6 gibi görünüyor. Bunun anlamı şu, bir önceki seçimde yani 2009'daki seçimden AK Parti yaklaşık 8 ila 10 puan arasında bir artı gösteriyor. Tabii bu her yer için aynı değil, biz Türkiye ortalamasını söylüyoruz bu anlamda. Yani AK Parti yerel anlamda da oylarını arttırmış mı görünüyor? Yerel burada? Anlamda kesinlikle oylarını arttırmış görünüyor. Hem de 7-8 puanın üstünde bir oy artışını görüyor. Genel seçim oranla? Genel seçimde AK Parti'nin oy oranı %50-52 bandında dolaşıyor şu an itibarıyla. Ben yerel seçimlerle ilgili hemen şunu belirteyim. Yani bu çalışmayı yaptığımız dönemde AK Parti'nin adayları daha yeni belli oluyordu. Yeni belli. Tabii bir de bunlar sadece büyük şehirler belli oldu şu an itibariyle. Büyük şehirler diyorum, vilayetler belli oldu büyük şehirlerle birlikte. Onların da 12-13 tanesi zannedersem daha belli olmadı. İlçeler belli olmadı. İlçeler çok belirleyici olacak. Türkiye'de 915 ilçe, 81 il var malum. Bir de tabii beldeler vesaire var. AK Parti sahaya biraz erken çıktı. İşte temayül yoklamaları yaptı. Ardından anket çalışmaları yürüttü. Ve böylece aslında çok ilginç bir metot takip ediyor AK Parti'nin uygulama biçimi. Aslında AK Parti'yi dinamik yapan esas o. Önce temayül yoklamasıyla teşkilatların gazını alıyor. Teşkilattaki belde temsilcisi diyor ki ben işe yarıyorum. Yani kendini önemsiyor, önemli görüyor. Ve bu anlamda ciddi bir şekilde bir de çok aday adayları var. En büyük avantajı bir de o. Tabii bugüne kadar 7 tane seçim referandumları da seçim gibi sayarsak. Çünkü AK Parti referandumlarda taraf oldu malum. Bu şekildeki bir çalışma metodu AK Parti'nin elindeki aday adayı sayısını çoğalttı. Yani her yerde şu anda AK Parti en az bir 10-15 tane, bazı yerlerde 30 tane, 25 tane aday adayıyla işin içine giriyor. Bunların çevreleri var. Ve bunlar yaklaşık bir aydır, iki aydır sahadalar. Temayül yoklaması için, anketler için bunlar büyük çalışma gösteriyorlar. Bu da diğer partilerin çok fazla böyle hareketli olmadığı bir dönemde AK Parti'ye büyük bir avantaj sağlıyor. Bir de insanlar kendilerini aday adayı vesaire olarak sundukları andan itibaren daha sonra çok kolay da rota değiştiremiyorlar. Yani zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu konuda koyduğu kuralları var ayrı mesele ama ondan daha önemlisi psikolojik bir yönü var. Yani siz bir rozet takmışsınız, sonra işte isminizi broşürlerle vesairelerle her yere yaymışsınız. Eşi dostu aramışsınız. Tabii aramışsınız, sadece aramamışsınız. Büyük çalışmalar yapmışsınız, büyük masraflar yapmışsınız. Bu insanlar çok kolay da çizgi değiştirmiyorlar. Bir de tabii iktidar olunca, yani yarın belediye başkanı olmasa bile farklı beklentilerini karşılayabileceklerini varsayarak insanlar çok kolay değiştirmiyorlar yapılarını. Burada partinin üye sayısının çokluğu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile kıyaslandığı zaman 7 katı bildiğim kadarıyla bir üye sayısı farkı var. Bunun dışında işte bu bahsettiğimiz anlamdaki teknik çalışmalar, temayül yoklamaları, temayül yoklamaların ötesinde teknik anlamda bunu çok önemseyen bir anket çalışmaları zinciri, hemen hemen her anket firmasıyla çalışan bir iktidar partisi. Ve bu insanlar özellikle mahalli televizyonlarda kendilerini, mahalli basında kendilerini gösteriyorlar. İşte broşürler dağıtıyorlar vesaire gibi büyük bir artı sağlıyor AK Parti. Yani çalışıyorlar. Kesinlikle çalışıyor. AK Parti bu anlamda diğer partilerle kıyaslanmayacak oranda bir çalışma gösteriyor. Bu da AK Parti'nin oy oranını arttıran en belirleyici konulardan bir tanesi. Peki Murat Bey'e sorayım hemen. Murat Bey, size göre konsensüsün çalışmasına göre bu oranlar yurt çapında sizi de... Yerel seçim oranlarına pek katılmıyorum. Yerel seçim oranları doğru mudur? Yerel seçimde biz AK Parti'nin %39.6 alacağını sizle yayınladıydık, evet, en son araştırmamızda. Bunun çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. 9 puan fark var ikiniz arasında. Evet. Şimdi bir şöyle bir ben buraya şey yazdım. 2004 yılında, 2002'de %34 oy aldı AK Parti. 2004 yılında yerel seçimde Türkiye genelinde belediye başkanlıkları bazında %40 oy aldı. Evet. 2007'de %47 oy aldı. Evet. 2009'da %38 oy aldı. 2011'de %49 oy aldı. Yani bir baktığımız zaman yerel seçimin dinamikleriyle genel seçimin dinamikleri arasında çok büyük bir fark var Türkiye'de. Bunun en önemli sebeplerinden biri, ki bu söylediğim rakamlara dayanır, %10 barajıdır. Çünkü yerel seçimlerde, ki hep söylerim,
Yerel seçimler Türkiye'nin en demokratik seçimleri. Çünkü baraj yok. Çünkü baraj yok. Yerel kimse oylarını konsolide etmeye çalışmıyor. Hiç kimse konsolide etmeye çalışmıyor. Gidiyor partisine oy veriyor veya işte Fatih Bey ben sizi beğeniyorum diyor. Gidiyor işte hangi partiden girdiyseniz ona oy veriyor. Hatta bütün hepsine basıyor şey. Ben onun için orada bir şeyim var. Yani ona pek katılamıyorum. Ya 48'i bulmaz mı size göre AK Parti? Yok yani ben 42'yi bulursa ki zaten kendileri de söylüyorlar. 42'yi 43'ü bulursa çok büyük başarıdır yerel seçimde AK Parti'nin oy oranlarının. Belediye başkanlıkları bazında söylüyorum bunu. Şimdi bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Yine araştırmacılık açısından önemli. Bir araştırmanın istatistikleri için 43 bin kişiyle anket yapılmasına veya 143 bin kişiyle anket yapılmasıyla 2500 kişiyle anket yapılması arasında genelde overall'da İlçeler bazına falan inmeden herhangi bir fark yoktur. Ama ilçeler bazına inmek istediğiniz zaman? İlçeler bazına inmek istediğiniz zaman ilçenin kendi hata payını kendi içerisinde hesaplarsınız ki bu da yaklaşık 1000-1500 kişidir her ilçe başına. O ilçenin belediye başkan adayını bulursunuz. Çok büyük değilse ilçe, mesela bir Çankaya değilse. Hı hı. Çünkü çok en büyük şey Konak ve Çankaya biliyorsunuz. Size olarak. Türkiye'deki size olarak popülasyon açısından. Araştırma zaten bunun için yapılır yani. O yoksa gidersiniz seçimi beklersiniz. Ama çok müthiş yani ben yanlış anlamayın sizin şeyinizi söylemiyorum. Yani 43 bin kişiyle yüz yüze görüş, telefonla görüş falan bu bir ay içerisinde müthiş bir çalışma yani tebrik etmek lazım bence. Şimdi Türkiye genelindeki oy oranlarına bir baktığımız zaman da AK Parti'nin genel seçim oy oranı %50, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %27 civarında. Aralarında 23 puan fark var ve uzun süredir genel seçimden bu yana bu böyle. Bir 50.53 oluyor, tekrar 50'ye geriliyor. İşte ama 49'un altına düşmüyor hiç. Bir kere düştü. Bir kere orada, ama yani o range'de duruyor. İşte CHP'nin de oyu %25 ile 30 arasında gidiyor. 29 oluyor. Hiç 30 olmadı. 30 olmadı. 29 oluyor. İşte şey oluyor, 25 oluyor. Şimdi bir baktığımız zaman demek yerel seçimlerde başka faktörler var. Yani bu biz 2007'de de yaptık. Hatta siz ilk geldiğimiz zaman gazete yeni açılmışken bizim tahminlerimizi gösterdim. Evet. Yayınlanmış tahminlerimizi. Ya büyük başarı falan demiştiniz ki birebir bildiydik o zamanlar sonuçları. Bu yerel seçimlerde bir aday çok önemli. Bakın biz Türkiye genelinde yaklaşık 80 tane ilçede bugüne kadar yerel seçim aday belirleme çalışması yaptık. Ve adaya göre oy vereceğini belirtenlerin sayısı bu seçimde, bakın bir önceki seçimde %30, 25 ile 30 arasındaydı. Çok net hatırlamıyorum, onun için böyle uzun aralıklar veriyorum ama bu seçimde %40'a çıkmış vaziyette. Yalan söylemezler mi? Her şey olabilir. Ama siz araştırmada kişilerin aynı şey gibidir. Soru formunuzda ne yazıyor, kişi ne söylemiş ona bağlısınızdır. Yani siz kalkıp da sen buna yalan söylüyorsun diyemezsiniz. Sonuçta sandık kurulacak işte. Herkes onu bekliyor. 31 Mart günü de bütün araştırmaların ne olup ne olmadığı ortaya çıkacak. Sektörümüzde Allah'a şükür son 3 seçimdir çok büyük böyle işte en son bir 2009 yerel seçimlerinde bir ufak tefek şeyler oldu. Allah'a şükür hiçbir şey olmuyor. Büyük yanılgı olmuyor. Evet. Olmuyor. İyi gidiyor yani sektörde. Bazen de sizleri bizler yanıltıyoruz mesela. Sizin son genel seçim anketinizde siz bana getirdiniz %49.9 dediniz galiba. Evet, ben dedim ya bu olmaz bir daha bir değerlendir. Yani çünkü öyle bir hava yok. Referandum. Referandum keza öyle. 58 dedim yok evet. Ya dediniz. Bir baktığımız zaman yani bunlar olur. Ama biz orada bizim dirayetli olmamız lazım. Yani o yine sizin siz dahi olsanız, X dahi olsa kimsenin yönlendirmesine kalmamamız lazım. Çünkü kötü niyetli yönlendirme de olmayabilir bu. Açıyor işte şu aday şöyle kötü böyle kötü arıyor telefondan bir siyasetçi mesela. O da oraya aday. Ama bir bakıyorsunuz anketten o kötülediği aday açık ara önde çıkmış.
Ne yapayım, o sen benim arkadaşımsan onu ben diyor. Adamın siyasi geleceği, o partinin siyasi geleceği o yöredeki. Onu yapamazsın. Dolayısıyla hiçbir şeyi yapmamak gerekiyor. Bu tür şeyler. Yani size göre bugün AK Parti'nin yerel seçimde Türkiye geneli oy oranı %40. %39.6 %40. Size göre %48. Evet, ben orada bir şey söyleyeyim Fatih Bey. Şimdi biz tabii partilere oy verme nedenleriyle ilgili de kendimizce çalışmalar yapıyoruz. Burada şunu görüyoruz. AK Parti'ye oy verme nedenlerinde elbette daha seçime şu anda 100 güne yakın bir zaman var. Ve dolayısıyla elbette ortaya çıkacak olan adayların durumuna göre işte %10 barajının da yerel seçimde etkin olmamasından dolayı muhtemelen değişimler olacaktır. Olacak. Şüphesiz yani. Onda hiç kimsenin zaten... Ama 9 puan değişimde olmasa herhalde. Onu söyleyeceğim işte. Şimdi burada AK Parti'ye oy verme nedenlerine baktığınız zaman insanların AK Parti'ye oy verme nedeni büyük ölçüde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Biz doğuda bunu %90'larda, batıda %80'lerde görüyoruz. Ortalama %85'lerde bir oran. Niçin AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye sorduğumuzda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için oy verdiğini söylüyor. Bu 2002'de böyle değildi. Gittikçe arttı bu oran. Yani Fatih Bey, biz dört köşeli evlerde otururuz, adına daire deriz. Niye bu böyledir biliyor musunuz? Biz çadır kültürünün çocuklarıyız. Oba kültürü var bizde. Biz çok üzerinden zaman geçtikçe lideri öne çıkaran, ona sıfatlar arayan insanlarız. Şu anda Sayın Başbakan'a işte usta diyoruz, başka bir şey diyoruz. Yani AK Partili seçmen bağlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla AK Parti'ye oy veren seçmenin oy verme nedenindeki bu artış seçime de gittikçe bu anlamda yansıyacak ve önümüzdeki yerel seçim genel seçim havası içerisinde geçecek. Büyük ölçüde. Bu Gezi Parkı süreci bunu tetikleyen konulardan bir tanesi oldu. Gezi Parkı sürecini pek çok kişi AK Parti açısından bir şeyler götüren bir hareket olarak görürken biz Gezi Parkı sürecinin olduğu dönemde Türkiye geneli çalışma yaptık ve AK Parti'ye artısı olacağını öncesinde gördük. Ve şu anda da biz hala bu iddianın içerisindeyiz. AK Parti öyle düşünüyor zaten. Kesinlikle. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy verme nedenine baktığımız zaman insanların sol seçmen üzerinde bir çalışma yapmıştık daha önceden. Cumhuriyet'in kazanımlarını kaybetmemek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini söylüyor insanlar. MHP'ye ve BDP'ye oy veren insanlara da baktığımızda onların oy verme nedenleri daha çok milliyetçi sahiplerle Kendin insanlar mesela. Oy veriyorlar. Şimdi AK Parti'nin bu dönemdeki bu kadar ciddi farklı çıkması, yani bir önceki seçimle arasında 8-9 puan oy oranını arttırıyor olarak çıkmasının çıkabileceğini öngörmemizin nedeni elbette adaylar çok çok önemli olmakla birlikte AK Parti'nin bu konuda birden fazla avantajından kaynaklanmaktadır. Yani AK Parti'nin aslında herdeki en güçlü adayı, bütün il ve ilçelerdeki en güçlü adayı Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir. İki, AK Parti bu dönemde bakın İzmir'e bir bakanı, Hatay'a bir bakanı ve bu bakanlar 8-9 yıl bakanlık yaparak kendi başarılarını da tescillemiş insanlarla giriyor seçime. Yani AK Parti'de elbette her siyasi parti yerel seçimlere en iyi adaylarla girmeye çalıştı ama bu dönemde bir de bunun üzerine özel bir çalışma yapıyor. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisinin de üçüncü dönemi olmasını varsayarak Cumhurbaşkanlığını, belki partili Cumhurbaşkanı, belki işte Gezi Parkı süreciyle şimdilik ötelenen ve ertelenen devlet başkanlığı düşüncesini pekiştirme anlamında da bu seçime diğer seçimlerden çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bunların hepsi seçimlerde etkili olacak şüphesiz. Elbette adayları belirleme noktasında da bunlar çok çok etkin olacaklar. Ama en önemli etken burada bana göre, yani sadece %10 barajı işte demokratik bir seçim olmasını sağlıyor yerel seçimlerin vesaire, ama AK Parti bu dönemde elindeki aday sayısının, aday sayısının çokluğundan da yararlanarak çok daha ciddi bir seçim yapıyor. Adaylarını ona göre belirliyor ve bunlar da seçimde çok ciddi şekilde AK Parti'nin lehine bir tablo oluşturacak. Bu seçime AK Parti 3 tane bakanını, en azından şu ana kadar açıkladıkları itibariyle söylüyorum, en az 3-4 tane genel başkan yardımcısını ve herhalde eski ve yeni 40'a yakın milletvekiliyle seçime giriyor. Bu az bir rakam değil. Bunların her birisinin hitap ettiği bir çevre var ve bunlar genellikle de
başarılı. Yani AK Parti bu seçime bir yerel seçim gibi bakmıyor. Kesinlikle bakmıyor. Bütün gücüyle yükleniyor. Aynen çünkü öyle. Bunu hem Cumhurbaşkanı seçimine hem de bir sonraki yerel seçime bir şey olarak görüyorsunuz. Evet ve başbakan bakın bütün çalışmaları bizzat kendi yönetiyor. 81 ilde her bir ilde 3 olmak üzere miting yapacakmış diye dedim. Bir daha ilginci şu Fatih Bey, hiçbir yerde benzeri görülmemiş bir şey yapıyor başbakan şu anda. Adayı kendi açıklıyor, sunuculuk yapıyor. Evet, sunuculuk yapıyor. 4 saat yani 1 yıl önce ciddi işe 2 yıl önce ciddi bir ameliyat geçirmiş bir kişi olarak başbakan 4 saat ayakta duruyor ve adayı bizzat kendisi sunuyor. Adayın sunumundan önce o şehri bir anlatıyor. O şehri sunarken dikkat ettiniz mi orada? Çok ilginç bir şey yapıyor. Bir adayı sunuyor. Diyelim ki Sinop adayını sunuyor. Sinop'u orada bir 5 dakika tanıtıyor. Tanıtırken evet. Yerel seçim bölümünü tanıtmıyor sadece. Merkezi hükümetle Sinop'a yapılmış her şeyi insanların gözlerinin içine Sinop sokuyor. Sinop Belediye Başkanı CHP'li. CHP'li. Hayır yani hangi şey orada? Onu zaten Eskişehir'de yapıyorsunuz. Eskişehir Belediye Başkanı galiba aday beni gösterecek zannettim diye espri yaptı. Hayır ama şunu yapmak istiyor. Yani merkezi hükümetin yapmış olduklarını öne çıkarıyor. Evet. Burada bir şeyi yapmış oluyor. Yani kendisini merkezi hükümeti sahaya sürüyor. Sadece bir adayı sunup işte çok iyi bir adaydır bu arkadaş. İşte buna destek verin falan demiyor. Ve yaklaşık 3 aydır, belki daha ondan önceki süreci de var ama özellikle son 3 aydır başbakan her hafta sonunu bir büyük şehre ayırarak şu anda oralarda dolaşıyor. Dolaşırken yine ilginç bir şey, yani ilçelere gidiyor. Şimdi ben burada tabii partiler arası bir kıyaslama olsun diye söylemeyeceğim ama bir tek şey söyleyeceğim. Akşam bir siyasi dostumuz, misafirimdi. MHP'den şu anda kendisi de belediye başkanı olan bir arkadaş. Onunla aramızda geçen bir diyaloğa sadece bir örnek vereyim. MHP'nin İstanbul'da il kongresi yapılıyor. Genel başkan yok. Türkiye'nin çok küçük bir ilçesinde bir ilçe kongresi yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan orada. Yani bu kıyaslamayı bile sadece çalışma bağlamında yaptığınız zaman karşınıza çok farklı bir tablo çıkıyor. Ben buradaki %8 meselesine birkaç boyut daha ekleyeyim de yani iddiamın arkasında durduğumu ifade edeyim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ki muhtemelen o yönde de sorular sorarsınız ama orada AK Parti'ye gelen bir ek oy var. Bunun dışında özellikle İzmir gibi, Muğla gibi büyükşehir yasasıyla birlikte, bu yeni büyükşehir yasasıyla birlikte köylerin ve beldelerin de oy kullanacak olması AK Parti'ye bir kere oradan peşinen %2, %3 oy getiriyor. Çünkü kırsal kesim ağırlıklı olarak AK Partilidir Türkiye genelinde. Bunun dışında AK Parti yani bir de şu algıyı da çok iyi bilmek lazım. AK Parti 2002'den bu seçime gelinceye kadar geçirmiş olduğu 7 seçimde referandumlarla beraber söylüyorum. Geçirmiş olduğu süreçlerde hep vatandaşa ben evuzu çekiyorum, besmeleye zaman bulamadım diyordu. Bu dönem besmele de çekiyor. Yani başörtüsü meselesiydi AK Parti'nin yumuşak karnı hem artı getiren hem eksi getiren. Şu anda bu anlamda tamamen icraatlarını öne çıkarıyor AK Parti. Dikkat ederseniz başbakan hiç mazeret anlatmıyor artık. Sadece icraatlarını söylüyor. Ben bütün bu sürecin içerisinde yani söylemiş olduğum %48'lik AK Parti oyunun içerisinde bütün dengeleri değiştirecek tek faktörün bugün sizin de köşenize yansıttığınız cemaat meselesi olacağını şimdi bir düşünüyorum. Ara vereceğim. Sonra hem il gidelim. Önce büyük illerden başlayarak hem de cemaat faktörünü ikinizi de sormak istiyorum. Cemaat nasıl etkiler diye. Kısa bir ara. Evet değerli, biliyorum ki cemaatin seçimlere etkisini artık adına hizmet mi dersiniz, cemaat mi dersiniz, camia mı dersiniz? Gülen cemaatinin seçim etkisini herkes çok merak ediyor. Onu daha sonra konuşacağız. Önce şu İstanbul meselesini bir ele almak istiyorum. Çünkü İstanbul seçiminin aslında en önemli yerinden bir tanesi her zaman olduğu gibi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu kez İstanbul'da hani yıllardır adı dolaşan ama bir türlü de gerçekleşmeyen bir adayı Mustafa Sarıgül adayı gösterdi. Ve Mustafa Sarıgül de diyor ki ben çıkamayacağım sandığa girmem diye çok ne diyeyim iddialı beyanatlar veriyor. Fakat oy oranları Mustafa Sarıgül'ü tam doğrulamıyor. Adaylar hesaba katılmaksızın yapılan oy oranları. Hemen Mehmet Ali Bey'e sormak istiyorum. Mehmet Ali Bey, sizin İstanbul araştırmanız ne sonuç veriyor, ne gösteriyor? İstanbul'da Kadir Topbaş'la İstanbul'da AK Parti seçime giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Mustafa Sarıgül'le gireceği yeni belli olmaya başladı.
Önce şunu söyleyeyim, bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, Haziran'dan bu yana her ay yapmış olduğumuz İstanbul çalışmalarında sol seçmenin tercihi aslında Sarıgül değildi, Gürsel Tekin'di. Önce onu belirtelim. Ben bunu pek çok yerde de ifade ettiğim için bir kere daha ifade ediyorum. Yani öz CHP'lerin tercihi Sarıgül değil, o kesin. Değil. Şimdi şu an itibarıyla yani bu çalışmada ortaya çıkan sonuç AK Parti %48'lerde, Cumhuriyet Halk Partisi %36, MHP %5, BDP %5, Büyük Birlik, Saadet işte %1, %2'de böyle küçük partilerin bir oy oranları var. Şimdi burada özellikle bir iki noktayı belirtmek lazım. Özellikle bu seçimi İstanbul noktasında değiştirecek faktörlerin başında Sarıgül nasıl bir performans gösterecek, bunu süre içerisinde göreceğiz. Ama benim kişisel kanaatim, yapmış olduğumuz çalışmalarda da karşımıza çıkan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamikleri açısından baktığınızda en az 3 nedenden dolayı Sarıgül İstanbul'da CHP'nin geçen dönemdeki oy oranından bile daha düşük bir oy alacak. Bunun 3 tane nedeni var. Ne olur? Bir, her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde etkinliği olan Baykal ve ekibi destek vermeyecekler. Sempatizanları dolayısıyla destek vermeyecekler Sarıgül'e. AK Parti mi seçecek bunlar? Bunlar gidip AK Parti mi seçecekler? Yani AK Parti'yi destekler ya da Sırrı Süreyya Önder faktörü burada devreye girecek. Göreceksiniz süreç içerisinde. Sırrı Süreyya Önder eğer İstanbul'da %5, %7 civarında bir oy alırsa aldığı bu %7'nin %5'ini Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacak. Sizin ankette BDP %1 çıkıyor tabii. Hayır %1 değil, BDP %5. Ha %5 çıkıyor, pardon %5. %5. %5 ama Sırrı Süreyya Önder ismi daha o zaman hala netleşmiş değil. Sırrı Süreyya Önder'in kişisel olarak bir %2, %3 bunun üzerine koyacağını varsayıyoruz. Onu özellikle belirtelim ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacak. Burada ikinci faktör, özellikle Gürsel Tekin faktörü çok çok önemli. Gürsel Tekin Sarıgül meselesini kendisine mesele yapacak. Demirel'in ama dediği, siz fal bakıyorsunuz. Fal bakmıyoruz, hayır. Fal bakarak söylemiyoruz. Yani sol seçmenin yaklaşım tarzı açısından söylüyoruz. Bir değerlendirme olarak söylüyoruz. Sol seçmen bir kere çok ciddi şekilde Gürsel Tekin istiyorken Sarıgül'ü karşısında buldu. Üçüncü neden de bir kere Kemal Kılıçdaroğlu mecburi nedenlerle aday gösterdiği Sarıgül'ün arkasında yeterince durmayacak. Çünkü Sarıgül eğer şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin aday olduğu dönemdeki oy oranının üstüne bir puan bile koyacak olsa gözünü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine dikeceğini varsaydığından dolayı kesinlikle buna müsaade etmeyecek. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi hem teşkilatlar bazında, ki teşkilatlarda Sarıgül'ün Gürsel Tekin'in etkinliği bilinen bir etkinliktir. İkincisi genel merkezin desteği noktasında genel başkanın desteği. Üçüncüsü de Baykal ekibinin desteğinin negatif anlamda yansımasından dolayı Sarıgül İstanbul'da ciddi bir oy oranını yakalayamayacak. Önce bunları belirtelim. Siz Sarıgül'le 36'yı bile bulamaz mı diyorsunuz CHP? Yani o civarlarda kalır. Daha üstüne çıkmaz. Önce onu belirtelim. Murat Bey, sizin anketlerde ise tam aksi bir sonuç çıkıyor. Evet. Sarıgül'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük yükselişe geçeceği söyleniyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki CHP'nin kemik tabanı diyebileceğimiz, yani CHP'nin ilkesel yaklaşımlarına çok fazla bağlı tabanı hakikaten Sarıgül isminden çok hoşlanmadı. Ha, Sarıgül'den hoşlanmadı gidip AK Parti'ye oy verir mi? Vermez herhalde ama belki sandığa gitmeyebilir bir bölümü, onu bilemeyiz. Veya bir bölümde dediği gibi Sırrı Süreyya Önder'e verebilir ama onu da biraz zayıf görüyorum. Sırrı Süreyya Önder'in son dönemki Öcalan'la ilgili yaklaşımlarından dolayı vermeyebilir, bilmiyorum. Ama siz diyorsunuz ki tam aksi. Sizin dayanağınız neye göre söylüyorsunuz? Yani tabii ki yaptığımız anketler bizim dayanağımız. Bizim en son bir ay evvel yaptığımız, tabii içinde yine Sırrı Süreyya Önder yok. Açıkladılar onlar, biliyorsunuz HDP olarak girecek. Eşitti. Yani bir buçuk puan öndeydi hatta Mustafa Sarıgül'ün oyları. Kimden?
Kadir Topbaş'la karşılaştırdığınız zaman. Nasıl oluyor peki ya? Bu kadar 10 puanlı farkı kapatıyor mu? Şimdi bakın ben çok böyle çok bilimsel değil, çok basit bir şekilde anlatacağım. Mustafa Sarıgül AK Parti'nin İstanbul oylarının %19'unu devşiriyor kendine. Nasıl devşiriyor? Bilmiyorum. Yani onların siyasetini, onlara uygun siyaset yaparak yapıyor bunu. Yani onların düşüncesine uygun yaparak yapıyor bunu. Peki bu CHP'yi rahatsız etmiyor mu? İşte o aşamada meslektaşımın söylediği şeyler devreye giriyor. Şimdi bir baktığımız zaman yani şuna katılmıyorum. Yani Deniz yani Baykal ekibiyle taktikçisi... kalkıp da Sırrı Süreyya Önder'in şeyine oy vermez. Ben buna bu ulusalcı akımdan bahsediyoruz. Ya ben Deniz Bey'le konuştuğumda Deniz Bey'in rahatsızlığı çok net ortada yalnız. Ama tabii rahatsız olması olur mu Deniz Bey? Çünkü kendi genel başkanlığı sırasında Mustafa Sarıgül'ü partisinin disiplin kuruluna verip ihraç etmiş bir evet. genel başkan. Yani sonuçta o rahatsız olmazsa kendisine karşı çıkmış olur zaten Deniz Baykal ki bugüne kadar hiç yapmadı bunu Deniz evet. Baykal. Şimdi ona bir baktığımız zaman orada haklı ama yani Deniz Baykal'la da Gürsel Tekin'in arası da çok iyi. İyi midir? Bilmiyorum ama onun il başkanıydı, hayır, İstanbul'un Gürsel başkanıydı. Teşkilat başkanlığını yaptığı için İstanbul'da tabii, o yönüyle karşılığı var. O yönüyle şey yapar ama Gürsel Tekin'e tabii daha sıcak bakar Deniz Baykal. Şimdi burada sorun şu partili Mustafa Sarıgül'e veya X adaya nasıl bakıyor, bu partili nasıl bakıyor değil. Cumhuriyet Halk Partisi çok yoğun bir şekilde hiç yapmadığı, beni de çok şaşırtan bir şekilde Türkiye'nin dört bir tarafında aday belirleme anketleri yapıyor, halka soruyor. Yani ben bunu hiç rastlamadım. Daha evvel yapmışlar. Yıllardır rastlamadım. Daha evvel yapmışlar. Yani AK Parti yapıyor. AK Parti hep yapıyor. Hep yapıyor. Zaten olduğu için, süre gelen bir şey olduğu için o garipsenmiyor da bu benim açımdan birazcık şey... CHP çalışıyor garip. CHP çalışıyor. Ha, bu da düzgün bir şey bence. Tabii olması gereken bir şey. Olması gereken bir şey. Çalışıyorlar ve yapıyorlar. Ve mesela İstanbul'un ilçelerinde gösterilecek belediye başkanları da çok önemli bu aşamada. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü ben şimdi önüme çıkarttığım bir önceki seçime bakıyorum. Arnavutköy'de %7.3 almış. Hala öyle. Ne olacak Arnavutköy? Şimdi. Esenler. Esenler. Esenler'de %13 almış. Sultanbeyli'de %7.6 almış. Bağcılar'da %18.3 almış. AK Parti %49 almış. Bağcılar'da özel bir durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muhammed Çakmak'la seçime giriyor. İlahiyatçıdır biliyorsunuz evet. Muhammed Çakmak, parti meclisi üyesi. Dolayısıyla orada bir küçük de olsa bir şey yapabilir. Bağcılar yani. İstanbul'un en büyük ilçelerinden tabii. Bir tanesi. Evet. En büyük ilçesi galiba. Esenler yok. En büyük galiba. Esenyurt en büyük ondan sonra. Esenler en büyük galiba. Ben olabilir. Ben de çok net hatırlamıyorum. Esenler'de mesela Sabri Erbakan'a girecek galiba. Evet. Esenler'de veya Fatih'te ismi geçiyor. Evet, şimdi ne yapacak? Bunları çok... daha başka bir şey var. Mesela bir bakıyorsunuz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta kalkıp %68.8 alıyor. Hemen burnunun dibindeki Kağıthane'de %22 alıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu Beşiktaş'tan Kağıthane'ye nasıl ulaşacak? Bunun yolunu bulması gerekir Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafındaki yerlerden bahsediyorum. Yani çok basit. Hemen sınır çünkü sınır. Otoyolun bu tarafı Beşiktaş, bu tarafı Kağıthane diye bakıyoruz. Mesela Mehmet Erebey'e göre adaları kaybediyor mu? Şimdi ben ona bakıyorum. En son seçimde adalarda Cumhuriyet Halk Partisi %47.9 oy almış. AK Parti 32.1 oy almış. %17 arada puan farkı var. Ve 2009 yerel seçimlerinde 45.4 almış adalarda. 42.9 almış AK Parti. Şimdi sanki orada da bir şey var. Evet adalardaki belediye başkanından, mevcut belediye başkanından partisinin Cumhuriyet Halk Partili bir şey. Memnuniyet düşük. Bunu biliyoruz. Bütün anketler bunu gösteriyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada parti oyu çok kemik bir şekilde duruyor. Yani ben şu iki seçimden de onu görüyorum. Yani bunlar Devlet İstatistik Enstitüsü'nün sayfasına indirdiğim şeyler. Bütün Türkiye'nin bütün ilçe hepsini indirdim. Yani bir baktığımız zaman. Şimdi İstanbul'da bu ilçeler bazında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin göstereceği adaylar çok. Mesela Kartal. Kartal'da, AK Parti'de.
Yok, Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır, burada. Nöderi Bey'dim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 40'a 36 olmuş. Kartal'da en son benim yaptığım anketle, Kartal'da bir anket yaptım ben. 50'ye 35 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çıkıyor Kartal'da. Tabii bu bizim anketimiz. Tabii. Sizin anketiniz metodolojileri farklı, pek çok şeyleri farklı. Bir baktığımız zaman Kartal'a, Kartal'da Cumhuriyet Halk Partisi en son seçimde %36.2 almış. AK Parti 45.6 almış. Ama yerel seçime baktığımız zaman 41.6'ya 38.2. Yani böyle bir farklılaşma var. Ne yapacak burada? Ya mevcut belediye başkanıyla devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi ya da ondan çok daha iyi birisini bulacak. Çünkü yerel seçimde daha yüksek oy almış genel seçimde bir baktığınız zaman. Böyle bir takım şeyler var ve bunları da çok inceleyip çok sık dokuyorlar. Emin olabilirsiniz. Şimdi Fatih Bey, ben burada bir şey söyleyeyim. Şimdi Sarıgül, Murat Bey aslında bir noktaya işaret etti ama katılmadığım bir tarafı var. Sarıgül, evet, AK Partili seçmenin AK Partili adaylardan beklediği beklentiler ortaya koyan bir taklit politikası uyguluyor kendine göre. İşte camiye gidiyor. Ben insanların ibadet boyutunu falan anlamında söylemiyorum. Sadece algı anlamında söylüyorum. Muhafazakar bir görüntü çiziyor vesaire. Canım Gürsel Tekin'de gidiyor camiye. Bakın, taklit eğer asıl yoksa bir anlam ifade eder. Ama asıl ortadaysa çok ciddi bir anlam ifade etmez. Bence de yani. Benim böyle hassasiyetim olsa Mustafa Sarıgül'de bu hassasiyetlerde Mustafa Sarıgül'e oy vermem yani. Evet. Şimdi burada tabii İstanbul'da niye bu kadar oy durumunda bir farklılık görüyorsunuz derseniz, İstanbullu seçmenin yerel siyasetçilerden beklentisine bakıyorsunuz. Birinci problem İstanbul'da, ilk problem herkesin aklına geldiği gibi trafik. İstanbul'un trafiğini rahatlatma adına merkezi hükümet de, yerel siyaset de, Adalet ve Kalkınma Partili yerel siyaset de bu dönemde çok büyük şeyler yaptı. Yani vatandaştaki algı boyutu anlamında. Yani İstanbul trafiği son 3 sene içerisinde %14 daha fazla zaman harcama olmuş insan. Yani bu istatistik bilgi. Hayır, o ayrı bir boyut. Yani şöyle düşebilir insanlar. Ya hem merkez hükümet hem yerel yönetim aynı partide bu trafiği çözemeder kardeşim de mümkün. O da var ama şöyle, yani bakın, bir Marmaray'ın yapılmış olması, yenisinin temelinin atılıyor olması, işte lastikli araçların geçebileceği şeyin başlamış olması, 3. köprünün başlaması. Sarıgül seçerse bunları yapacak mı AK Parti? Yani AK Parti bunu yapar yapmaz tabii ayrı bir boyut. İşin elbette yapacak şüphesiz ama yerel yönetimlerle beraber olunca bunu yapıyor, havasını veriyor AK Parti. Hı hı. Öncelikle yani şimdi İzmir'de mesela CHP'li belediye var. İşte tramvayı, orada bir metroyu yüzüne gözüne bulaştırdı bir şekilde. Şimdi Binali Bey zaten ondan dolayı da koydular. İzmir'de de aynı yol, aynı taktiği uyguladı AK Parti. Binali Yıldırım ulaştırmadan sorumlu bakan olarak bütün... Ama tabii bu çift taraflı olacak. Mesela İzmir'i seçmen şöyle düşünebilir. Ya bunlar bize bir metroyu yapmakta bile yardım etmeyip belediyemizi kendi haline bırakıyorlar. Sonra bizden genel seçimi nasıl oy isteyecekler diye düşünebilir. Hayır, öyle değil ama. Merkezi hükümet orada müdahil oldu ve metroyu şu anda Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Hı hı. Özellikle şu anda İstanbul'da... Ankara'da da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Evet, Ankara'da da yapıyor, doğru. Ama Ulaştırma Bakanlığı tümüyle şeyi aldı, yani inisiyatifi almış oldu. Zaten bakıyorsunuz aday taleplerinde Binali Yıldırım'ı İzmirli AK Partiler diye istiyor, İstanbul'da AK Partiler diye istiyor. İstanbul'da da ikinci sıradaydı, ikinci bizim çalışmalarımızda. Evet. Çok az bir farkla ciddi şekilde önde çıkıyordu. Ben burada daha çok şunu önemsiyorum. Yani Ankara'da, İstanbul'da AK Parti ilçeler bazında adaylarını belirlerken, şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi de bu hassasiyetlere kendince dikkat edecek. Ama özellikle Kadir Topbaş'la birlikte istikrara dikkati çekmiş oldu. Mustafa Sarıgül'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de ilçelerle de nasıl bir uyum içerisinde olacağı tartışması var. Çünkü bazı ilçeler şu anda Gürsel Tekin'in yakını olan isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi... İstanbul Teşkilatı Sarıgül'ü galiba istiyor anı kadarıyla. İstanbul'daki ilçelerle... Zaman zaman ziyarete falan geldiği zaman konuşuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Yani CHP de kazanmaya özlem duyuyor. Ama burada şu durum var Fatih Bey. Esas sıkıntı şu. Şimdi Sarıgül'ü
istememe lüksü kalmadı Türkiye'deki sol teşkilatların. Galiba. Yani o kadar çok yoğunlaştı ki eğer aday koymamış olsalardı, ya kardeşim biz %70'le seçim alacaktık, niye aday koymuyorsunuz diyeceklerdi. Öyle şey olur, bununla karşı karşıya kaldılar. Peki İstanbul'u bir kenara bırakalım mı? Siz diyorsunuz ki İstanbul'da size göre Sarıgül, Topbaş şeyde kafa kafaya biter. Yani hangisi kazanır? Onu ama çok yakın biter. Çok yakın. Bir puan farklı biter. Bir puan, iki puan. Siz ise 10 puandan fazla fark bekliyorsunuz. Tabii ciddi şekilde fark bekliyoruz. Peki. Bunda MHP'nin koymuş olduğu adayın da, bakın ben her seçimde böyle üçüncü partileri önemserim. Çünkü üçüncü partiler belirleyici oluyorlar. Ankara'da ve İstanbul'da MHP koyduğu adayıyla birlikte mevcut oyunun altına doğru çekti partinin oyunu. Zaten İstanbul'da Ankara'da ciddi bir fark oluştu da. CHP'ye gitsin diyorlar herhalde, değil mi? Yani CHP'ye gitmeyecek de AK Parti'ye gelecek. Göreceğiz bunu da. Öyle mi olacak? Yani MHP'nin zayıf adayı CHP değil AK Parti mi? AK Parti'ye gider, evet. Sadece Trakya ve sahillerde bu durum farklı olabilir. Bunun dışında AK Parti'ye gider. Peki, geçirgenlik yani. En çok AK Parti'ye. İstanbul'da AK Parti'ye gidiyorsunuz. Evet. Tabii. İki tarafta sağ şey. Sağ seçmen olduğu için çok normal. Olduğu için çok normal. Peki gelelim Ankara'ya. Şimdi Ankara enteresan. Ankara'da geçen dönem en son ana bırakılan Melih Gökçek bu sefer ilk açıklanan aday tabii, oldu. Gezi Parkı'ndan dolayı. Gezi'deki tavrından dolayı anladığım kadarıyla. Evet. Ama tabii şu da bir gerçek ki hepimiz biliyoruz ki AK Parti Ankara'da kolay kolay Melih Gökçek'ten zaten vazgeçemez. Yani Gezi olmasa da vazgeçemez, Gezi olsa da vazgeçemez. Çünkü Ankara'daki çok ciddi MHP oyunu Melih Gökçek sayesinde AK Parti'de topluyor. Çünkü Ankara MHP'nin güçlü olduğu bir yerde eskiden. Ama Melih Gökçek sayesinde bu güç azaldı. Ankara'da ne olur? CHP'nin henüz adayı yok. Ben diyorum ki, düşündüm ki CHP geçen dönem MHP adayı olarak çok ciddi bir oy oranı alan Mansur Yavaş'ı eğer gösterseydi aday, ciddi bir oy potansiyeline sahip olabilirdi ve belki zorlayabilirdi dedim. Bilmiyorum tabii, benimki sadece bakış. Burada hemen Mansur Yavaş şu anda Büyük Birlik Partisi ile görüşmeler yapıyor. Çok yeni bir bilgi bu. Turgut Altınok bugün Mehmet herhalde olmuştu. Basında var. Büyük Birlik Partisi'nden aday oldu Keçiören'de. Dolayısıyla Ankara'nın sürpriz partisi diyelim. Bir önceki seçimlerde %1'lerdeki Büyük Birlik Partisi'nin bu seçimde alabileceği oy oranını biraz çıkarabilir. Özellikle bu da ama büyük oranda AK Parti'den gidecek oy herhalde. Evet, büyük ölçüde öyle olur tabii. Yani özellikle Keçiören bölgesinde bir oy durumu söz konusu. Peki bu Ankara'da CHP'yi potaya sokar mı bu kayıt? Sokmaz, hayır. Aradaki fark çok fazla var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar adayı açıklanmadığı gibi çok flash bir ismi de yok. Yani orada işte bir Muharrem İnce ismi bizim çalışmalarda çıkıyor. Eskişehir Belediye Başkanı'nın ismi çok yoğun işte isteniyor ama Eskişehir Belediye Başkanı da tabii Eskişehir bırakıp gelmeyecektir oraya. Bu kadar sıkıntılı bir süreç. CHP işte arayışlara girdi. İlhan Kesici ile bir temasları oldu. Şeyle bir temasları oldu. En son Lütfullah Kayalar'la bir temasları oldu. İşte sağcı birisini koysak, sağ tandanslı bir isim koysak vesaire üzerinde durdu. Bu CHP'nin kendi içerisindeki de bir tutarsızlığını da gösteriyor. Yani sol birisiyle ben seçime girerim. Tutarsızlığı benim de çaresizliğini diyelim belki. Biraz evet, yani o anlamda kastediyorum ben de. Böyle bir tablonun içerisinde Ankara'da. Tabii burada AK Parti'nin yani Melih Gökçek boyutunun özellikle şu tarafını bilmek lazım yalnız. Melih Gökçek'in de artık Ankara'da kişisel bir oyu oluşmuş durumda. Hı hı. Yani tamam, AK Parti'nin de oy oranı burada genel seçimde de baktığınızda bunun altında değil AK Parti'nin oy oranı, ama bunun önemli bir kısmında da yani şu anki tabloda da bir Melih Gökçek tablosu da var. 8-10 puan civarı Melih Gökçek oyu vardır Ankara'da. Evet, yani orada. Şimdi burada tabii Ankara'da da ilçe seçimleri çok çok önemli. İstanbul'da olduğu gibi. Özellikle Ankara'da son işte interland alan değişikliklerine giderek yeni mahalleye kaydırdı AK Parti Çankaya'nın bir kısmını. Dolayısıyla yeni mahalleyi biraz garantiye alma üzerine ya da alma üzerine bir hesaba girdi ama başarılı bir Çankaya Belediye Başkanı, Yeni Mahalle Belediye Başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada biz tek tek ilçe bazında Ankara'da yapmış olduğumuz çalışmalarda işte
Gölbaşı'nda özellikle MHP'nin adayının kısmi bir başarı gösterdiğini görüyoruz. Geri kalan yerlere baktığımız zaman işte Keçiören'de AK Parti adayını değiştirecek gibi görünüyor. Özellikle Turgut Altınok'un adaylığından sonra böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Çankaya'da Cumhuriyet Halk Partisi zaten favori bir parti durumunda. Büyük bir farkla görünüyor. Bunun dışındaki diğer ilçelere baktığımızda önemli ölçüde bir AK Parti ağırlığı zaten hissediliyor. Yani Ayaş, Çankaya ve Yeni Mahalle dışında tabii, AK Parti önde. Evet, önde. Orada da şey yani Yeni Mahalle'de de AK Parti bu son değişiklikle birlikte koyacağı adayına yine bağlı olarak seçimi zorlayabilir. Ankara'yı büyük ölçüde AK Parti alıyor. Siz ne diyorsunuz Murat Bey? Şimdi tabii Mansur Yavaş önemli bir faktör Ankara için. Ankara siyaseti için çok önemli bir faktör. Mansur Yavaş belediye seçimine girdiği zaman o girdiği partiye 10 puan ve üstünde oy getirir. Evet. Bunu büyük birlikte sağlayamayabilir. Büyük birlikte 10 puan biraz zor tabii. Zor tabii. Doğru. Şimdi, MHP'de getiriyor mu? Şimdi bakın. CHP'de olsaydı potaya sokardı. Sokardı tabii. %27 oy aldı MHP geçen Ankara seçimlerinde. En son genel seçimlerde ki artık herkes oy vereceği için bu genel seçimlerle yerel seçimler karşılaştırılabilir olacak büyük şehirlerde. Köyler de oy vereceği için. %15 oy aldı. Yani 12 puanlık bir fark var arada. Evet, tabii. Çok ciddi bir fark var. Ben de diyorum ki yani bu fark gerçekten aday farkıdır. Çünkü bir önceki seçimde de 16 almış. Evet. Yani, o, MHP'nin işte, Ankara oyu 15. Ama şöyle yani o oy şu anda yani Mansur Yavaş'tan ziyade Mansur Yavaş olmadığı için ortada yani çok küçük bir partiden aday olursa bu kadar Mansur Yavaş'ta kalmayacaktır o. Yani önemli ölçüde Melik Gökçe'ye gidecektir. Şimdi 35... Ama CHP Mansur Yavaş'ı gösterseydi o zaman başka tabii, bir şey olabilirdi. Tabii o zaman aynı düşünüyoruz. Çok değişik şeyler olabilirdi. Melik Gökçek geçen seçimde 38.5 almış. Murat Karayalçın 31.5 almış. Evet. Bir sonraki genel seçimde AK Parti'nin oyu 44.8 olmuş. CHP'nin oyu 35.6 olmuş. Şimdi bir baktığımız zaman oylardaki değişim işte CHP birazcık yukarıya çıkmış. AK Parti bir anda yukarıya fırlamış. 6 puan gibi bir yukarıya çıkış var. Kim imiş? MHP'ymiş. MHP'de değişen faktör ne? 2 sene içerisinde bir Mansur Yavaş. Demek o oy ona ait bir oy. Mansur Yavaş önemli bir faktör. Ama Ankara'daki dinamikleri ne değiştirir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değiştirir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayını açıkladı. Ve şu anda yapılan anketlerde de bizim de yaptığımız bazı anketler var. 15'te 20 şeyde yani bandında. 17'lerde yani bizimkinde de öyle çıkıyor. 15'te 20 bandında duruyor. O %12'lik oy ya Melik Gökçe'ye gidecek ya da diğer bir sağ partiye gidecek. Yani ama CHP'ye gelmeyecek. Ama CHP'ye gelmeyecek. CHP zaten %35'leri yakalamış. Yani bir baktığınız zaman. Şimdi buna bir 2-3 puan koyduğu zaman ancak kazanabilir. Ve ben Ankara'da Melik Gökçe'nin kazanacağını düşünenlerden bir tanesiyim. Tabii. Uzak karar. Herkese göre. Yani, tek bozacak olan Mansur Yavaş'ın CHP adayı olmasıydı. O da olmadığına göre evet. Ankara net görünüyor. Ama yine de çekişmeli bir seçim. Eğer bu söylediğiniz doğruysa Büyük Birlik Partisi'nden giriyorsa yine de çekişmeli bir seçim olma olasılığı çok yüksek. Çünkü zaten CHP'li seçmen Büyük Birlik Partisi'ne veya MHP'ye... Yalnız Mehmet Ali anketinde Ankara %27 görünüyor CHP. Tabii. CHP ciddi aşağıya çekti. CHP de çekti. Sebebi şu, CHP'nin şu anda böyle çok tutarlı, heyecanlı bir adayının olmaması. Muharrem yani, İnce o heyecan yaratmaz mı? Şu anda yok yani. Onu sokakta da, biz firma olarak da Ankara firmasıyız. Sokakta daha çok oluyoruz Ankara'da. Evet. O heyecanı biz çok fazla göremiyoruz. Tabii bakın Fatih Bey, seçime ilk başta da söylediniz. Yani zaman var, adaylar ortaya çıkacak, ilçe adayları ortaya çıkacak. Biz burada en çok şuna şaşırdık. Yani MHP böyle bir aday çıkardı. Şahsıyla ilgili elbette bir değerlendirme yapmıyoruz. Oy alma yönünü değerlendiriyoruz. Tabii onu değerlendiriyoruz. Şimdi ilçeler bazında da çok böyle heyecan verici bir aday ortaya çıkaramadılar. Yani mesela Turgut Altınok'u MHP'nin koyabileceği falan konuşuldu bir dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi mesela hala en güçlü olduğu yer Çankaya'da böyle. İşte benim hemşerim Durdu Özpolat başta olmak üzere 27 tane aday adayıyla bir mücadele veriyor ama daha böyle şey bir şey yok. Yani projesiyle, kendini göstermesiyle
Bakın seçimlerde bunlar 2002 seçiminden hatta daha geride Tayyip Bey'in belediye başkanı olduğu seçimlere baktığınızda böyle heyecan veren insanların böyle... Şu anda o heyecan bir tek İstanbul'da var şu an için. Bir de İzmir'de Binali Bey'le birlikte olacak. Olacak. Ama Anadolu'da tabii başka illerde var bu tür heyecanlar. Var, 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 o ayrı bir boyut. Çok heyecanlı yerler var. Kafa kafaya giden yerler var. Kesinlikle. Peki son bir İzmir'i konuşayım sonra bir reklam arası vereceğim. İzmir'de CHP hala önde. Ancak sizin ankette benim ilgimi çeken şeyler vardı. Birincisi İzmir'de AK Parti CHP çok yaklaşmış görünüyor. Böyle bir yakınlık yoktu. Bu nasıl gerçekleşti? Acaba il sınırlarının değişmesi, seçmen yapısının değişmesiyle mi oldu? Merak ediyorum. Bir de sizden alıp yayınladığım, birkaç gündür gazete yayınladığım ankette Karşıyaka ile ilgili çok şaşkına düştüğüm bir şey var. Oran var. Karşıyaka'da AK Parti öne geçmiş. Nasıl olabilir? Hayır. Yani önce onu söyleyelim. Biz tabii bu o daktilo hatasından dolayı önce özür diliyoruz. Tabii, tamam, kesinlikle öyle. CHP ile AK Parti'nin oyları yer değiştirmiş orada. Tamamen tamamen teknik bir teknik mesele. Hata. Teknik hata. Yani CHP uzak ara önde Karşıyaka'da. Biz aslında basın mensuplarına yapmış olduğumuz çalışmayı dağıtırken daha sonrasında düzeltme göndermişiz. Bana ama size falan iletilmemiş. Bundan dolayı öncesinde... Bana siz direkt yolladınız çünkü. Tabii, evet. Onu belirtmiş olabilirim. Şey gelmedi. Birlikte. Düzeltme gelmedi. Şimdi tabii ben şu anda zamanımız varsa çok kısa olarak İzmir'den bahsedeyim. AK Parti Binali Yıldırım Bey'i aday koyarak İzmir'de koyabileceği en iyi adayı koydu. Evet. Bu İzmir'de açıkladı, Haziran'da bugün yani açıklayacaklar herhalde. Binali Yıldırım ismi İzmir'de sadece büyükşehir anlamında değil, ilçelerde de ciddi etki yapıyor. Demografik haritasına baktığınız zaman İzmir'de ağırlıklı olarak yani oy yapısını değiştirebilecek etkiye sahip oyların başında doğu göçmeni oylar var. Binali Bey Erzincan değil mi? Bunun hem Erzincanlı hem de bölgedeki insanlarla iyi diyalog kuruyor. Uzun bir süredir de aslında Binali Bey her ne kadar aday olduğunu kendisi de yeni öğreniyorsa bile yaklaşık 2-3 yıldır bölgede çalışma yapıyor. Zaten belliydi bölgeye yönlendirilmesinin. Ciddi şekilde bu bölgeyle ilgili işte hemşeri dernekleri başta olmak üzere bölgede ciddi çalışmalar yürütüldü. AK Parti de meseleyi aslında şöyle bakıyor. İzmir solun kalesi gibi algılansa bile aslında sağın kalesidir. Yani geçmişte Demokrat Parti geçmişi var. Onun dışında Burhan Özfatura faktörünü hatırlıyoruz. Hatta DSP'deki Priştina'yı çok da belki sola da koymayabilirsiniz. Yani sağ seçmene de şirin görünen birisi. Öyle bir yapısı vardı. Şimdi tabii bu büyükşehir yasasıyla birlikte aslında AK Parti biraz önce işte benim AK Parti'nin oy oranında niye 7-8 puan belki 9 puanı bulan bir artış vardır cümlesinin içerisinde bu büyükşehir yasasının çok ciddi etkisi var. Çok ciddi etkisi var. Bu etki öyle bir algılanıyor ki bakın eskiden AK Parti sahil bantında 2-3 aday bulabilirdi genel itibariyle. Aday olmak isteyen insanlar genellikle böyle gelirdi. Şu anda pek çok yerde 10 tane 15 tane aday var. Çünkü köylerin oy kullanmasıyla birlikte sahil bantında da ciddi şekilde bir AK Parti şansı ortaya çıktı. Mesela Muğla'da işte Rektör Bey ile giriyor seçime. Onun yanında işte Mestan Yayman'la Menteşe'de girecek gibi görünüyor vali yardımcısıyla. Yani o bölgeye de AK Parti çok ciddi yüklenmiş görünüyor. İzmir'de de AK Parti ilçelere doğru isimleri koymak kaydıyla ciddi bir şekilde bir tablo değişikliği yapacak. Binali Bey ile birlikte bölgenin üzerinde çok ciddi bir çalışma yürütüyorlar şu anda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin koyacağı isimlere de bakmak lazım. Ben burada bir şey söyleyeyim. İzmir'de özellikle şu anki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Aziz Bey'in dışındaki bir adayla Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de sıkıntı yaşar. Aziz Bey özellikle iki nedenle. Bir Gezi Parkı sürecindeki sağduyulu yaklaşımıyla. İkincisi doğudaki Sayın Başbakan'ın başlatmış olduğu işte kardeşlik projesi ya da ona destek verdi. Ona verdiği destekle de. Hatta bölgede, AK Parti'den daha çok destek verdi diyebilirim o konuda. Evet ve o destek doğru, çok ciddi şekilde bölgedeki insanlar için pozitif etki yaptı. Çünkü göçmen olarak başka yerden gelen insanlar
kendilerini zaten belli bir sıkıntıdan, belli bir problemler yumağından kaçıp gelmiş insanlar. Geldikleri şehirde benzer problemlerin olmasını istemiyorlar artık. Süt projesinden de yargılandı aynısını AK Parti yaptı. O da başka bir şey tabii. Evet Murat Bey, sizin İzmir öngörünüz. Fark hakikaten kapandı mı bu köylerin de büyükşehir için oy kullanması ile beraber? Yine bir tarihsel değerlendirme. Elimde İzmir'le ilgili sonuçlar var. Anket sonuçları 15 gün önce bitirmiş olduğum bir anket sonuçları. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi 2009'da 56'ya 30'muş Cumhuriyet Halk Partisi 56, AK Parti 30. Genel seçim 2011 seçimlerinde 44'e 37 olmuş. Yani bir baktığınız zaman birisi 12 puan aşağıya inmiş, birisi 7 puan yukarıya çıkmış. Ha, bunun içerisinde MHP'nin o genel seçim oyları var diye düşünebiliriz. Şimdi benim en son yaptığım ankette 1000 kişiyle İzmir'de bundan 15 gün önce tam tarihlerini hatırlamıyorum. 48'e 40 çıkıyordu. Aradaki puan 8 puana kadar inmiş, puan farkı 8 puana kadar inmiş vaziyette. Ama zaten genel seçimde de aradaki puan farkı 7. Yani bir baktığınız zaman çok büyük bir benim şeyle çok uyuşuyor yaptığım işte. Şimdi İzmir'de evet hep sağ partilere oy verilmiş. Hep geleneğinde sağ partiler var ama o sağ partiler işte Atatürkçü, Demokrat Parti gibi, Doğru Yol Partisi gibi Atatürkçü olduğu yani çok net. Yaşam tarzına müdahale kaygısı yaratmayan partiler. Sağ partiler ki İzmirli'nin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de bu. Yani çünkü özgürlük gerçekten ben çok İzmir'de çok fazla çalışma yaptım. Özgürlük İzmirli'nin en önemli faktörlerinden bir tanesi. Sen ona istediğin kadar iyi hizmet götür. Özgürlüğünde herhangi bir kısıtlanma oldu mu İzmirli'yi karşısında kim olursan ol bulursun. Ve bu açıdan baktığımız zaman tabii ki AK Parti'nin işi zor. Burada AK Parti'nin yapması gereken... Burhan Öz fatura o yüzden kaybetti. Yani evet. Oradaki çok başarılı belediye başkanımıza rağmen yok fuarda onun kıyafetine karıştı, yok orada onu bilmem indirdi, bakın, yok bilmem ne tak diye Öz Fatura'yı yolladı. Tamam hemen gönderdiler, peşi sıra ANAP yok. Cumhuriyet AK Partisi ya, o zaman CHP'liydi. Hay Allah. Çok da Ecevit'i de kurtaran adamdır hatta. Suikast girişiminde. Evet suikast girişiminde. Bunadım, yaşlandım. Yaşlandık. Şimdi bir baktığımız zaman İzmir'in böyle bir... Şimdi hizmet siyasetiyle bu genel siyaseti ki öncelikli olarak genel siyasetle hizmet siyaseti birbirine sokması lazım ki AK Parti İzmir'de bir şeyler yapabilsin. Hani ben biraz evvel ne dedim? Çok kısa konuşacağım ve kesiyorum. Biraz evvel dedim ki Ankara'da Melih Gökçek kazanır. Ben dedi İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partisi Aziz Kocaoğlu ile kazanır. Aziz Kocaoğlu da önümüzdeki dönem girecek yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Amerika'da benim adayım Aziz Kocaoğlu. Eğer Sarıgül'den daha net bir şekilde söylüyorum. Çok Sarıgül, daha net bir şekilde Sarıgül herhalde Kocaoğlu istediği anda dedi. İstediği anda girebilir dedi. Onun aralarındaki kırgınlıklar, küçük kırgınlıklar onlar geçer bence. Peki bu durumda size göre İstanbul bıçak sırtı her iki adayda kazanabilir. Çok az farkla biter. Siz ise İstanbul'da evet. AK Parti'nin rahat kazanacağını söylüyorsunuz. Ankara'da herkes hemfikir ki Melih Gökçek rahat bir şekilde kazanacak. İzmir'de ise siz diyorsunuz ki CHP rahat kazanacak. Siz diyorsunuz ki CHP kazanır ama fark çok da rahat olmaz. Belli bile olmaz. AK Parti bile kazanabilir. Yani bıçak sırtı görüyorum ben. Hata payı var. Bir hataya bakar diyorsunuz. Evet. Yine bir kısa bir ara vereyim. Arkasından devam edelim diğer büyük illerle. Evet gelelim. Bütün illeri yapamayacağız galiba. Öyle görünüyor. Süremiz yetmeyecek ama nasıl olsa daha önümüzde seçime kadar çok program yaparız. Diğer 30 büyük şehirden devam edelim. Daha doğrusu diğer demeyeyim, 30 demeyeyim de diğer 27 büyük şehirden devam edelim. Adana. Şimdi Adana'da seçim oldukça kanlı gözüküyor. AK Parti sizin anketinize göre %31 ile önde. CHP %28, MHP %27. Fatih Bey biz Adana'yı hep şöyle tarif ederiz. Şimdi bu Rabia işaretini böyle 4 ile yapıyorlar ya, biz onu 3 ile yaparız. Adana'yı böyle tarif eder. 3 tane 30, 1 tane 10. 10 diğerleri, evet. 30 da birbirine çok yakın 3 parti çıkar karşımıza. 1-2 puan birisi diğerinden alır. Adana seçmeninde geçirgenlik vardır. Cumhuriyet Halk Partili birisi MHP'ye ya da AK Parti'ye oy verebilir. Bu tüm Türkiye'de öyle olan bir tablo değil. Bunun değişik nedenleri var. Üzerinde uzun uzun konuşulması gerekir.
Biz şu an itibariyle Adana'da böyle bir tablo görüyorduk bu çalışmayı yaparken. Ancak çok özel bir değişiklik oldu. Onu özellikle belirteyim. Seçime yansıyacaktır o. Abdullah Çalışkan, AK Parti'den de aday olan Abdullah Çalışkan, yeni şeyden MHP'den Seyhan ilçe adayı oldu. Evet. Dengeleri çok ciddi değiştirecek bir şey. Bir de şu anda özellikle orada yani çok farklı bazı görüşmeler yürütülüyor aldığımız duyumlara göre. Bunlar tablolarda bazı değişiklikler yapabilir. İşte 3 dönemde Aytaç Durak'ın CHP adayı olması gibi mi? Aytaç Durak şu anda Büyük Birlik'le de görüşüyor, CHP ile de görüşüyor. Yani ya da onun adına birileri görüşüyor. Bunlar şöyle bir tablo çıkaracak karşımıza. Eğer Aytaç Durak mesela öyle bir şey yaparsa, Büyük Birlik'te de yaparsa, her partiden aday olmuş çok nadir isimlerden evet. birisi olacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta hepsi, evet, Trabzon'da hepsi oyuncu olacak. Dört büyüklerde de kendince. Saffet gibi olacak. Gibi. Böyle bir tablo var karşımızda. Şu an itibariyle burada AK Parti bir aday açıkladı, Abdullah Torun ismini. Abdullah Torun'la birlikte zaten Adana denilince 3 tane Abdullah AK Parti açısından çok akla gelir. Abdullah Doğru, Abdullah Çalışkan ve Abdullah Torun ismi akla gelir sürekli. Bunlar orada hepsi il başkanlığı, işte il yönetiminde bulunmuş insanlardır. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an itibariyle adayını bilmiyoruz. Dediğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi Aytaç Durak olursa buradaki dengeler değişir, kesin değişir. MHP'nin adayı işte Ceyhan Belediye Başkanı oraya çekti MHP. Yani partisinin oyunu koruyabilecek bir özelliğe sahip. Ama çok ciddi bir sıçrama yapar mı? Dediğim gibi işte Abdullah Çalışkan'ın ilçe belediye başkanı adayı olması, merkez ilçe başkanı olmasıyla birlikte orada da yine bir denge değişikliği karşımıza çıkabilir. Bıçak sırtı 3 parti arasında gidip gelen bir özelliğe sahip adam. Yani ben burada mesela CHP'yi birdenbire şanslı görmeye başlıyorum. Şu açıdan şanslı görmeye başlıyorum. Büyük Birlik Partisi ve MHP'nin güçlü olması ve oy çalacak olması, bunlar büyük oranda AK Parti'den oy çalacaklar ve CHP %29-%30'larla birdenbire potaya girebilir. Yani en bıçak sırtı yerden bir tanesi galiba Adana. Yine bir bıçak sırtı Antalya. Şimdi Antalya'da AK Parti kazanmıştı sürpriz için 2004 seçimlerini. Evet. Sonra bir sonraki seçimleri yine sürpriz sayılacak biçimde kaybetti. Ancak CHP'nin mevcut belediye başkanı ile ilgili bir takım sıkıntılar var kentte. Fakat buna rağmen bir yandan da AK Parti'ye karşı bir muhalefet de var. Ama AK Parti'nin hizmetlerine memnun olduğu için geri gelmesi isteyenler de var. Orada da sizin ankete göre 39-38 görünüyor. Şöyle bir tablo var orada. Büyükşehir yasasının Türkiye genelinde AK Parti'nin lehine olduğu kesin. Aha. Yani yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. Ancak Antalya'da özel bir durum söz konusu. Antalya'daki özel durum şu. Belek ve Side belediyeleri kapatıldı. Evet. Dolayısıyla buralar her ne kadar belde olsa bile Türkiye'nin pek çok ilinden büyük nüfusa sahip evet. yerler. Burada nasıl bir tepki oluşacak? Doğrusu yapmış olduğumuz anketlerde onun AK Parti'nin lehine olmadığını, aleyhine olduğunu görüyoruz. Bu iki beldede AK Parti'ye karşı bir tepki var. Evet. Yani belediyenin kapatılmasından dolayı. AK Parti eğer bu süreç içerisinde Büyükşehir yasasını doğru anlatabilirse Antalya'da tablo değişebilir. Burada da Antalya'da da AK Parti'nin adayı önemli. Menderes Türel'le seçime girmesi neredeyse kesin gibi görünüyor şu anda. Mevlüt Çavuşoğlu diyenler de var. Onu diyeceğim. Eğer Mevlüt Çavuşoğlu'yla seçime girerse AK Parti'nin şansını biraz daha fazla görüyorum ben. Ben de görüyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'nun özelliği özellikle doğu seçmeninden de oy alabiliyor olması olacaktır. Çünkü Antalya'da çok ciddi şekilde göç alan şehirlerden bir tanesi. Böyle bir özelliğe sahip. Cumhuriyet Halk Partisi şu anki mevcut belediye başkanıyla seçime girerse bir kere kesinlikle seçimi kaybeder. Ancak orada bir isim telaffuzumun herhalde mahsuru olmaz. Yıldıray Sapan'la seçime girerse, şu anda milletvekili, başka da bazı isimler var. Ancak çok ciddi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni şanslı görüyorum. Benim Antalya'yla ilgili var tabii söyleyeceğim. Şimdi Antalya'daki en önemli dengeleri
sağlayan şey MHP'nin inanılmaz yükselişi bu 2011 seçimlerinde. Bu seçimde de iyi bir aday var. Karşılığı olan bir aday var. Onu da belirtelim. Çok aşırı derecede yukarıya çıkmış vaziyette ve CHP oyundan yiyor. Dolayısıyla yerel seçimde de CHP'yi aşağıya çekiyor. Zaten Antalya'nın o beldeleri, köyleri falan MHP ağırlıklı oy kullanırlar. Şimdi orada ama MHP'nin de kazanma şansı çok yüksek değil Antalya'yı. Yok gibi. Dolayısıyla orada bir sandıkta seçmen koalisyonu olur mu olmaz mı? Onun üzerinde durmak lazım ve ne tarafta olur? CHP'de mi olur? AK Parti'de mi olur? Onu iyi değerlendirmesi lazım partilerin. Orada sivrilen isimler var tabii şeyde Antalya'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Ama sanki Antalya'da Menderes Türeli %90 tekrar AK Parti gösterecek gibi mi geliyor? Ya benim Antalya'dan gördüğüm, Antalya'da iyi bilirim, Mevlüt Çavuşoğlu'na daha fazla bir şey var. İşte ikisi de aynı. AK Parti aday, esasında AK Parti böyle Antalya gibi, İzmir değil de Antalya gibi yerlerde, özellikle Kayseri gibi yerlerde onun parti oyu önemli. Yani AK Parti'nin kendi oyu önemli oralarda. Fakat sanki ikisi de eşit gibi. O Mevlüt Çavuşoğlu ile Menderes Türel. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada özellikle ilçe belediye başkanları var. O ilçe belediye başkanları arasından birisi sivrilebilir belki. Yani Muratpaşa Belediye Başkanı yıllardır seçilen ve herkese de çok memnun olduğu belediye başkanı. Mesela örneğin böyle bir şey olabilir. Konyaaltı Belediye Başkanı. Muhittin Böcek adı da geçiyor zaman Antalya'da. Orada da şey var. Yani Antalya'da çok bizim seçim gezisi çok eğleneceğimiz yerlerden bir tanesi. Evet. Aydın, CHP az farklı da olsa önde görünen bir il, evet, değil mi? Aydın'da tablo şu. Yine biraz Adana'ya bu yönüyle çok benziyor. Hatta o kadar benziyor ki neredeyse üçünün arasında gidiyor seçim gibi. Aydın'da bir önceki seçime baktığımızda, şimdi Murat Bey'in elinde şeyler de var, TÜİK'in son rakamları da var. Son yerel seçimde 3 partinin arasındaki oy farkı, Büyük Birlik Partisi aday koymasaymış, yani nereye kayarsa o oylar seçimin kaderini değiştirir. O kadar böyle etkin bir durumda. MHP Aydın'da çok doğru bir isimle seçime giriyor. Karşılığı olması anlamında. Şu an CHP'ye yakın MHP, evet, ikisi kafa kafaydı. Yani idare amirliği yapıyor mecliste biliyorsun. Ali Uzunırmak ismi. Onun da giriyor seçime. Onun dışında tabii AK Parti'nin orada hala aday açıklamadığı yerlerden birisi şu anda Aydın. Aydın'da CHP'nin ise mevcut belediye başkanıyla seçime gireceğini biliyoruz. Aydın, Murat Bey'in söylediğini, Antalya için söylediğini ben de Aydın için söyleyeyim. Bana göre böyle şeyle izleyeceğimiz, yani keyifle izleyeceğimiz yerlerden birisi olacak diye düşünüyorum. Özlem Çerçoğlu, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olabilme potansiyeli çok yüksek. Bu özelliğini kullanacaktır tabii Aydın'da. Ve Aydın'da en son yerel seçimde 38-35, 3 puan fark var arada. Yani MHP'nin oyu %18. Bir baktığınız zaman... Bu sefer yalnız daha yüksek görünüyor anketlere ve MHP'nin oyu galiba, değil mi? Tabii. Yerel seçimde birazcık daha yükseliyor yukarıya. O aday faktörü de geliyor ama yani sonuçta öyle çok kazanabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum Aydın'da. Ya bakın bir de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir baktığımız zaman 2011 seçimlerine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının %80'ini değiştirdi. Milletvekili adaylarının. Evet. Şimdi muhtemelen bu seçimde de böyle bu tür değişikliklere gitme olasılığı da çok yüksek. Ama AK Parti de değiştiriyor. Yani şu anda mesela AK Parti'ye de baktığımız... O %10'unu değiştiriyor. Hayır, öyle değil. AK Parti bu dönemde, bakın belediye başkan adaylarına bakın, AK Parti'nin çok belediyesi olduğu için değiştirdiği belediye başkan sayısı değiştirmediğinden kesinlikle fazla. Yani AK Parti çok değiştiriyor adaylarını bu dönemde. Ya bilmiyorum. Şey açısından söylüyorum. Yani o bir yeni CHP falan söylemi var ya, ben çok fazla katılmasam da o söyleme. O şey çerçevesinde epey büyük sürprizler olacak. Yani bu adaylar, şu bir adaylar açıklansın komple buralarda da göreceğiz yani. Şimdi Balıkesir enteresan bir tanesi. Balıkesir'de genelde sağ partiler önde olmasına rağmen Balıkesir'in
Sahil boyundaki ilçelerinin pek büyük bölümünde de işte ne bileyim Güre, Ayvalık. Altınoluk, Ayvalık gibi sahil bandında CHP'li beyler hakimken Edremit. İç kesimlerde ama Edremit'te hep Edremit sahil sayılmaz ama tabii Edremit bir az içeride yani Erdek. Edremit'te de MHP'li belediye başkanıydı ki o da hapse atıldı zaten. Ama ondan önce AK Parti'ydi. Ondan önce AK Parti'ydi. Şimdi baktığınız zaman bu CHP belediyenin hepsi kapandı zaten. Ama bu CHP'nin ilde başarı olmasını getirmiyor. Orada da MHP ile AK Parti arasında kıyasaya bir yarış var gibi görünüyor. Bu dönemde AK Parti oraya genel başkan yardımcısını gönderiyor. Edip Uğur'la giriyor. Sayın Başbakan kendi yardımcısını gönderiyor. Balıkesir adayı. Yani ciddi asıldığı yerlerden bir tanesi. Evet. Köylerin de oy kullanıyor olması. Yani Büyükşehir yasasında AK Parti'ye burada ciddi bir artı sağlıyor. Ben Antalya ve bakın dikkat edin burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Isparta, Balıkesir, hatta Denizli ve Antalya bantına baktığımız zaman böyle bir şerit şeklinde baktığımız zaman bir önceki seçimde yerel seçimlerde AK Parti'nin seçim kaybettiğini görüyoruz. Evet. Bunun en önemli nedeni bilinenlerin ötesinde bir şey. Bir o bölgede çok etkin olan bir İslami grubun, bir cemaatin blok olarak AK Parti karşı oy kullandılar. Evet, karşı oy. Türkiye'deki en kalabalık da cemaattir Süleymancılar. Evet. Orada şeyi söyleyeyim. Geri kalan yerlerde mesela öyle bir şey yaptılar ki tam karşıya oy verdiler. Fatih Bey tam karşıya oy verdiğiniz anda çift etki yapıyor. Yani tam rakibe oy kullandı. Süleymancılar CHP'ye mi oy verdi orada? Antalya'da evet. Antalya'da evet de diğer illerde zannediyorum. Isparta'da MHP. MHP evet. Şeyde MHP o şekilde işledi. Peki Süleymancılar'la AK Parti bu sefer uzlaştı Hayır, mı? Hayır uzlaşamadı. Uzlaşamadı öyle. Uzlaşamadı yani. Uzlaşamadı değil de cemaat anlaşı sahibi değil. Sandıkta en etkili iki cemaatten bir tanesidir. Kesinlikle. Süleymancılar'a. Blok halinde çok rahat hareket eden bir cemaattir. Balıkesir AK Parti ile MHP arasında görünüyor. Bursa'da ise AK Parti çok rahat. Tabii, tabii çok rahat. Aynı kişiyle giriyor. Hiçbir problem görünmüyor AK Parti. Görür müsün onu? Yok yok. Denizli'de ilginç AK Parti öne geçmiş görünüyor sizin anketinizde. Evet. Zaten AK Parti belediye başkanı var. Denizli AK Parti mi? Evet. Merkez ilçe AK Parti belediye başkanı. Evet önde AK Parti Denizli'de. Şimdi, Diyarbakır Başbakan'ın 2004 seçimlerinden beri kazanmak için hani neredeyse Diyarbakır'ı almak için iki tane başka büyük kente verebilecek kadar istediği bir yer olduğunu ben biliyorum. Evet. Kendi Diyarbakır'da şöyle bir tabloyla karşı karşıya. 50-45. Evet. Şimdi şöyle aslında biz bu çalışmayı yaptığımızda ilk başlarda daha çok Nihat Hoca'nın ismi geçiyordu. Nihat Hatipoğlu ismi geçiyordu. Kabul etmedi. Nihat Hatipoğlu'yla ne yapardı? Yani böyle bir tablo çıkardı. Önce onu söyleyeyim. Yani 50'ye 45. 50'ye 45 ya da ona çok yakın bir tablo çıkardı. Ancak Nihat Hoca'nın bunu kabul etmemesiyle birlikte bölgede etkinliği olan ama başka bir özelliği daha çok önemli olan bir Galip adayla. Ensarioğlu. Galip Ensarioğlu'yla girdi seçime. Galip Ensarioğlu ismi şöyle bir anlam taşıyor Fatih Bey, Diyarbakırlı için. Ticaret Odası Başkanı seçilmiş, seçilirken BDP'lilerin de oylarıyla seçilmiş evet. Bir isim. Dolayısıyla BDP'den de oy alabilir denilen isimlerden birisi. Mesela ama Ticaret Odası başka bir şey. Tabii, tabii kesinlikle. BDP de orada fire vermezler. O ayrı bir boyut. Yani AK Parti koyabileceği en iyi adayı koydu. En iyi adayı koydu. Kesinlikle. Yani bazıları işte başka isimlerin de iyi olabileceğini vesaire falan söylüyordu ama kesinlikle Galip Ensarioğlu orada partinin oyunu koruyacak ya da birazcık arttırabilecek tek isim. Ben Diyarbakır'da... Peki bu açılım süreci ya da çözüm, barış neyse adı o süreç, o süreci, orada AK Parti'ye bir oy kazandırmadı mı? Oy kazandırdı kesin. Zaten bu tablo ondan böyle çıktı. Yoksa çok daha farklı bir tablo vardı. Evet. Şimdi Diyarbakırlı insan bu süreç içerisinde yani 6 aydır, 1 senedir neyse orada en azından kepenkleri daha az kapatmanın avantajını gördü. Yani kendi içerisinde bir rahatlık hissediyor. Ancak BDP bunu hep şöyle işliyor bölgede. Diyor ki senin şu anda bu rahatlığının nedeni benim verdiğim mücadeledir diyor kendi tabanına. Yani AK Parti yapıyor, AK Parti onu rahatlatıyor, işte AK Parti bölgeye özgürlükler getiriyor vesaire ama benim sayemde. O benim yüzümden oluyor diyor. Ben olmasam bunu sağlayamayacak, yapmayacak diyor. Ben bastırdığım için yapıyor diyor. Bundan dolayı bu süreç
Yani oya yansıma noktası itibariyle ben AK Parti'nin lehine bir yansıma olur diyorum. Özellikle AK Parti'nin küçük yerlerde, özellikle ilçelerde gösterebileceği adayına bağlı olarak bu tablonun böyle bir yapı oluşturduğu. Ama kazanması zor. Zor değil. Matematiksel olarak imkansız görünüyor. Ancak daha muhafazakar adaylar koyacağını görüyoruz bölgede. Bir de peki orada Hak Parti bir etki yapar mı? Onu söyleyeceğim. Diyarbakır'da değil ama ben Batman gibi hatta Siirt gibi bazı yerlerde Hak Parti'nin bir etkisinin olabileceğini yani o bölgede. Peki Hak Parti seçime girecek mi acaba? Çünkü Hak Parti demokrasiye ve seçime inanmayan bir parti sonuç olarak. Evet. Yani ama hep bugüne kadar buna karşı çıktılar. Ama şöyle yani bölgede isimleri geçiyor. En azından bunu büyük potansiyeli olduğunu biliyoruz canım. %5-6 civarında tabii, potansiyelleri var. Bir deneyeceklerini düşünüyorum ben. Yani dünya çünkü genelinde hep buna inanmadıklarını söylediler. Şimdi seçime gelirlerse çok garip kendileri çalışan bir durum ortaya çıkacak. Ama yani dünya geneline de baktığımızda Fatih onda Bey böyle bir tablo var yani. Her yerde var bu. Siz yani, herhalde Diyarbakır'da şimdi yok Diyarbakır'da kesin BDP alır BDP'nin adayı. BDP diye girecekler bildiğim kadarıyla. Evet, Diyarbakır'da BDP diye giriyorlar. Ya bir de orada bir karışıklık oluyor. Tabii vatandaş bize cevap verirken bir BDP diyor, bir HDP diyor, ikisini topluyor. Kimse adını falan bilmiyor, herkes karıştırıyor biraz. Evet, birbirine ya karıştırıyor. Bir derdi de yok, aday diye bir problemi de yok. Şimdi, tabii, burada benim söylemek istediğim... Yani kütüğü koysa seçecekler dedim. Ya, yanlışlıkla İstanbul'daki şeylerin üzerinde de BDP şey logosu olacak. Çünkü orada girdiğine göre karışıklık çıkabilir. Onu da buradan Murat Bey söyleyeyim. Şunu yapıyorlar. Bakın biz bölgede gördük. İp hazırlıyorlar. İpin ucunda böyle bir şey var. Bu ipi buraya tutuyor. Onu tabii ama bağımsız adaylarda yapıyorlar. Bağımsız adaylarda. Baksanıza ben Diyarbakır'a bakıyorum. Bir tek Cüngüş var. Cüngüş'te %61 almış. AK Parti %15 almış bağımsız adaylar. Ve burada çok ilginç. Bunun Diyarbakır yeri geldi söyleyebilirim. Sur'da ne oluyorsa Diyarbakır'da yaklaşık 4-5 seçimdir Sur ilçesinde. Aynı sonuçlar sonuç çıkıyor. Evet. O da ilginç bir şey. Ama Diyarbakır'ı BDP'nin adayı Gülten Kışanak bildiğim kadarıyla. Tabii, tabii. Yani kim olursa olsun. Kim olursa olsun fark etmez. O olacaktır. Yani o olacaktır. BDP beni gösterse beni seçerler. O kadar söyleyeyim. Yani. Kim derse yok, o. Siz seçerler. Vallahi seçerler. Çünkü bilmezler bile kim olduğunu. Parti bunu diyor vardır bildi diye verirler. Erzurum'da bir tartışacak bir konu yok. Evet, AK Parti rahat rahat farklı bir şey kazanıyor. İkinci parti MHP. Üçüncü parti Saadet, CHP orada, beşinci parti konumunda. Evet. Eskişehir'de CHP önde görünüyor. Bu değişir mi? Eskişehir'de AK Parti koyabileceği en doğru adayı koydu. Harun Karacan ismi, orada ticaret odası başkanlığı yapan bir evet. kişi, bölgede sevilen birisi. Yaklaşık 2 yıl öncesinden de seçim ofisi açmış ve çalışmaya başlamış birisi. O da yani, hazırmış yani. Hayır şöyle, çizgisi aslında çok AK Parti'nin çizgisinde midir değil midir tabii o başka bir şey. Ama bölgede çok tutulan, esnaflık yönü olan, iş yerleri bölgede olan ama seçim içinde hazır olan birisi. Tabii Eskişehir'e de AK Parti bu dönemde ciddi asılıyor. Eskişehir seçimini bana göre 2 şey belirleyecek. Merkez 2 ilçenin adayları belirleyecek. Merkez 2 ilçeye AK Parti çok doğru isimler kor ise o 4 puanlık fark kapanır mı? 4-5 puanlık? Kapanabilir yani. Eskişehir seçmeni çok böyle şey değil. Özellikle Büyükşehir yasasından etkilenecek yerlerin başında geliyor Eskişehir. Siz ne diyorsun Murat Bey? Eskişehir'de bence seçim orada da Odunpazarı özellikle en büyük ilçesi. Evet. Odunpazarı çok belirleyici olacaktır Eskişehir'de. Şu anda AK Partili belediye başkanı var Odunpazarı'nda. Geçen seçimde DSP ile CHP birbirine girdiği için aradan çıkıp kazanmıştır AK Parti belediyesi Odunpazarı Doğru. belediyeyi. Tabii Tepebaşı Belediyesi de bir diğer önemli ilçesi. O da çok önemlidir. Benim gördüğüm kadarıyla ama Yılmaz Büyükerşen Hoca'ya orada çok büyük bir saygı var. Eskişehirliler tarafından gerçekten şey. Çok şey yaptı. Orada hani CHP belki seçimi kaybeder de Yılmaz Büyükerşen kolay kolay seçimi kaybedeceğini düşünmüyorum. Peki Gaziantep'te galiba AK Parti'nin pek bir sorunu yok. Zaten Fatma Şahin'le de girerek Fatma Şahin'e orada giriyor. Bile kuyruğa bakın doğru şu ana gidecek. Kadar 3 tane büyükşehir muhtemel kazanacak kadın adayı söyledik. Evet. Hatay enteresan. Sadullah Ergin de %45'i buluyor tabii ben, size göre. Ben onu katılıyor musunuz sizin Murat Bey? Tabii. Yani Sadullah Bey'in gittiği kadar karşılığı var. Bakın ben söyleyeyim. Şimdi Sadullah Bey kendi bölgesine de çok ciddi yatırım götürmüş bir bakan. Uzun süre bakanlık yaptı.
bu bakanlığı döneminde de kendisi tabandan gelen birisi. Yani teşkilatta, il başkanlığından, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gelen birisi. Bölgedeki ilçelerde var, karşılığı olan birisi. Mesela çok ilginç bir anekdot söyleyeyim. Bölgede yani farklı mezheplerde biliyorsunuz kültürlerin mozaiğinin oluştuğu bir yere sahip. Oraların hepsinde saygıyla anılan ama sadece bakan olduğu için saygıyla anılan değil. Yani insanların problemlerini çözmüş olma yönüyle de bölgede tutuluyor. Ve Bakan Bey burada yanına ilçeleri belirlerken de büyük ölçüde kendi etkisiyle belirleyecek. Şu anda üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Rahat orada da. Çok rahat olacak yani. Peki. Ya ben çok Hatay Merkez ve İskenderun'da, Hatay Merkez'de 10 puan geride AK Parti, İskenderun'da 5 puan geride. Reyhanlı'da mesela CHP 86.3 almış ki Reyhanlı çok önemli bir ilçe haline dönüştü hayatımıza. Pardon, Samandağ'mış bu. Reyhanlı değilmiş. Reyhanlı'da 67.5 almış AK Parti, CHP 14.5 almış. Bu ne gibi bir değişiklik olacak? Bunlar nüfusları en yoğun olan yerler Hatay'da. Bir baktığımız zaman... Yani ben açıkçası Hatay'da Suriye'den sonra bir değişiklik bekliyordum ama pek bir değişiklik olmamış gördüğüm kadarıyla. Yani Suriye meselesi tabii yani eğer oy kullansaydı falan tüm dengeleri değiştirebilirdi. Az bir şey değil yani şu anda Türkiye'de 1 milyona yaklaştı Suriye. Yok şu açıdan söylüyorum. Suriye'den ötürü Hataylılar çok sıkıntı yaşıyorlar ve bunun faturasını AK Parti'ye keserler mi diye düşündük ama kesmiyorlar. Bir yani fatura yok yani. Şu anda kesmiyorlar bence, ama bence kış şartları biraz dengeler değiştirebilir. Değiştirebilir mi? Yani değiştirebilir ama lehte de olabilir, aleyhte de olabilir. Yok, orada eşitlik var Fatih Bey. Ben biliyorum, yaptım orada çalışma. Orada eşitlik var. Yakın bir iki parti. AK Parti ile CHP birbirine yakın orada. Maraş'ta AK Parti çok rahat kazanıyor yok, herhalde. Yok tabii, uzak ara. Konuşacak bir şey yok orada. Kayseri keza AK Parti çok rahat kazanıyor. İkinci parti MHP. Kocaeli'nde AK Parti %50'ye yakın oy tabii, alıyor. Tabii orada bir Sefa Sirmen faktörünü Kocaeli'nde unutmamak lazım. Sefa Sirmen biliyorsunuz merkez ilçe adayı oldu. Evet. Bu tabii bir Sefa Sirmen'in bir karşılığı var. Yani, kim ne derse desin. Orada bu çalışmayı yaptığımız dönemde Sefa Sirmen'imiz yoktu. Onun birkaç puanlık bir değişikliğe neden olabileceğini düşünüyorum ama AK Parti'nin de ilçeler bazında koyacağı adaylar Kocaeli'nde onu tekrar dengeler. O anlamda söylüyorum. Sinir olsun Murat Bey. Şimdi oraya çok önemli Tahsin Tahran'ı koyacak galiba Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. O da iyi yarışır benim tanıdığım kadarıyla. İzmit'te yani merkez ilçede Sefa Sirmen yarışır ama kazanabilir de kaybedebilir. Ama yükseltir oyu. Ama yine de Kocaeli'ni ben AK Parti tabii. alır. Bugün itibariyle alır diye bakıyorum. Öyle. Çok böyle Konya'yı bir konuşamaz. Konuşmaya bile gerek yok herhalde. Yok. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerden bir tanesi. Malatya keza galiba konuşmaya bile gerek yok. Malatya'da AK Parti kazanıyor gibi duruyor. Tartışmalı, daha doğrusu tartışmalı değil. Çekişmeye eden bir tanesi Manisa. Manisa'da MHP ile AK Parti at başı gidiyorlar. Gidiyorlar. Şimdi orada ne olur? Orada şöyle bir durum var. AK Parti büyük bir ihtimalle şu an itibariyle adayını açıklamadığı yerlerinden biri Hüseyin Tanrıverdi ile genel başkan yardımcılarından biriyle seçime girecek gibi görünüyor. Ancak MHP orada seçimi çok ciddi zorlar. Yani şeyi bırakmaz. Belediye evet. başkanının memnuniyeti düşük değil. Düşük. Önce onu belirtmek lazım. AK Parti'nin de orada tabii Hüseyin Tanrıverdi ile birlikte nasıl bir tablo oluşacak onu görmek lazım. Hüseyin Tanrıverdi genel başkan yardımcısı iken Bülent Arınç da başbakan yardımcısı iken belediyeyi kaybetti AK Parti orada. Evet. Yani normalde böyle bir tablo ama Bülent Arınç oradan almışlardı zaten o sırada. Hayır ondan sonra aldı. Ondan sonra doğru pardon. Ondan sonra aldı. Yani iki tane partinin önemli ismi olmasına rağmen Manisa'da seçim kaybetti. Orada da yine cemaat faktörünü unutmamak lazım. Özellikle Süleyman Şimdi onu da soracağım ben cemaat faktörünü. Son olarak onu da soracağım. Hemen hızlı hızlı devam edeyim programdan. Mardin'de AK Parti önde görünüyor. Evet BDP'nin yani, tabii orada Ahmet Türk'le seçime girmesi durumunda dengeler değişebilir. AK Parti Mardin'deki tabloyu kendi lehine çevirme adına hem Büyükşehir Yasası'ndan yararlanma hem de mevcut belediye başkanından ufak tefek bazı sıkıntılardan dolayı başkanı değiştirdi. Ancak başkanı değiştirirken mevcut başkanı belki merkezde bir ilçeye çekecek. Yani o zaman büyük şehir değildi biliyorsunuz. Dolayısıyla
Mardin'i çok önemsiyor AK Parti, onu özellikle. Bence dedi. Mardin'i BDP alır. Kızıltepe en büyük. Ben de mesela Mardin'de Büyükşehir Adası'nın BDP'ye yarama ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Evet. Mardin'de AK Parti Kızıltepe'li bir aday koydu yalnız. Onu özellikle belirteyim. Vallahi Mardinliler ona pek bakmayacaklar, başka şeylere bakacaklar diye düşünüyorum ben. Mersin yine bıçak sırtı yerden bir tanesi. Evet, bir Adana'da Mersin yani. Evet. Hatta belki Mersin'de yani o Rabia işareti diyorlar ya şimdi. Dört tane böyle var. Yani şimdi ortada, orada Akdeniz ilçesi BDP'de. Yani BDP'yi de orada önemli bir figür olarak görmek lazım. Şimdi AK Parti oraya Bakan Yardımcısı Mustafa Sever'le gitti. Mustafa Bey genç, dinamik bir arkadaş. Özellikle bölgedeki yörük oylarını, yani yerli oyları almaya ciddi şekilde talip birisi. Milletvekili adaylığından dolayı da biliyoruz. Bölgede ciddi çalışma ortaya koymuş birisi. AK Parti oraya aslında Zafer Çağlayan'la gitmek istedi. Ama Zafer Bey kabul etmedi. Zafer Bey kabul etmedi. Zafer Bey eğer Mustafa Bey'in arkasında kendisi adaymış gibi durursa, ben Mersin'de AK Parti'nin seçimi alacağını düşünüyorum. Ancak Mersin'de İstemihan Talay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması kuvvetle muhtemel 3 kişiden birisi. En kuvvetlisi ama İstemihan Talay. Eğer İstemihan Talay ile seçime girerse, İstemihan Talay aynı zamanda Sarıgül'ün ekibinden birisi olarak da biliniyor. Bölgede de ciddi karşılığını gördüğümüz bir isim. Orada bu sefer İstemihan Talay'dan yana, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana bir tavır değişikliği olur. MHP Mersin'de Tarsus Belediye Başkanı'nı koydu. Tarsus Belediye Başkanı'nı oraya koyarak aslında Tarsusluların, özellikle yerlilerin oyunu alacak ama bu arada Tarsus'u kaybetmesi de kuvvetle muhtemel. Çünkü kişisel oyu vardı belediye başkanının. Dolayısıyla bıçak sırtı geçecek bir yer olarak görüyorum Mersin. Ya en son seçim 32 AK Parti 32 tam 32-0 32-0 CHP bitmiş. Evet, yani 1-2 oyla bitmiş. Evet. Yani. Öyle çok güzel. Acayip eğlence. Bıçak sırtı bir yer. Evet. Muğla'da CHP rahat gördüğüm kadarıyla. Orada bir sıkıntı yok CHP'nin. Kolay yani kolay kaybetmez. AK Parti büyük bir asılma gösteriyor orada. Görmeyeyim. Ordu yine atbaşı CHP ile AK Parti arasında. Evet. Yine bir genel başkan yardımcısını AK Parti çekti oraya. Yerel yönetimler. Evet. Evel Yılmaz'ı koydu oraya. Eğer oraya Ordu'ya İdris Naim Şahin ile seçime girmiş olsaydı AK Parti, bizim çalışmalarımıza göre uzak ara seçimi alırdı. Ancak AK Parti'nin bu yönde bir tercihi oldu. Ama sonra Ordu ne olurdu, orası meçhul. Sakarya'da AK Parti önde, 16 puan önde MHP'nin, evet. İkinci parti MHP. Samsun'da yine AK Parti önde, arkasında MHP ile CHP 23-22 atladı. Rize ilginç. Rize'ye geleceğim. Atladın mı Rize'yi? Yok, Rize Büyükşehir değil. Bu baktığınız liste Büyükşehir. Büyükşehir. Rize'de AK Parti %70. Eski başkanın yani değiştirdiler bugün kararı. Çok büyük bir değişiklik olmaz. Açıklaması çok ilginç. Yok, onlar sonuçta siteye yansımaz. Yani insanların refleks yansımaları. Rize benim şeyim de. Tabii memleket olduğu için Murat Bey şimdi orada... Urfa'da AK Parti aday Urfa değişikliğine rağmen... Urfa ile ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Urfa'da şimdi Sayın Vali ile girdi seçime. Aslında Başbakan Urfa'daki tabloyla kendi tabanına bir şey söyledi. Kendi bütün aday adaylarına bir şey söylemiş oldu. Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. Dolayısıyla aday değil seçimi kazanan kişi. Çünkü bakan da yapmıştı aynı şeyi. Hiç Gürcü'nün yaşamadı Urfa'ya Gürcü kökenli bir bakan koymuştu. Şimdi Maraşlı'nın yaşamadığı Urfa'ya Maraşlı bir tane vali koydu. Tabloda hiçbir değişiklik olmaz. Zaten bu dönemde Fakı Baba da bağımsız falan da aday olmayacak. Artı olsa da zaten bir şey değişmezdi, onu da belirtelim. Tekirdağ'da CHP önde ve öyle bir çekimi görünüyor orası. Trabzon'da enteresan. Trabzon'da bütün şeylere rağmen... futboldan meydana gelen gelişmelere rağmen... Trabzon'da her şey futbol. Önce o önemli. Yani garip bir şey. Türkiye'nin hiçbir yerinde hiç yok. Hiçbir de böyle değil. Siz de futbolun çok içinde birisi olmanıza rağmen onu söyleyeyim özellikle. Yani gerçekten çok ilginç. Yani gidiyorsunuz şehre, kimse yol konuşmuyor, kimse havaalanı konuşmuyor, herkes futbol konuşuyor. Hükümet de oraya büyük bir stadyum başlattı ama işte biraz uzadı süreci. Ama kupalarını vermedik, kupayı alamadıkları için kızgınlar yani falan, evet, böyle bir karmaşık bir şey var. Var. Şike yasasında yapılan değişiklikten dolayı da kızgınlar. Buna rağmen AK Parti %46 görünüyorsun ankette, CHP %41. Siz ne görüyorsunuz orada Murat Bey? Valla Trabzon'da 46-41 Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz iyimser davranmışsınız galiba. Ben aradaki farkın birazcık daha yüksek daha büyük olur diyorsunuz. AK Parti rahat kazanır. Tabii. Siz futbol diyorsunuz ama Trabzon Spor Kulübü Başkanı Sayın Başbakan'la beraber. Hayır, gayet yakınlar. Ona destek veriyor, şey yapıyor. Her türlü destek. Şimdi Van'da mesela siz şeyi önde bulmuşsunuz. AK Parti'yi önde bulmuşsunuz. Ben onu hemen söyleyeyim. Bakın, Van'a AK Parti... çok ciddi asıldı. Şu anlamda asıldı.
Yani Türkiye, belki Türkiye tarihinde Türk milletinin de genel anlamda sahiplenmesi, o deprem sonrası Van'ı resmen yeniden inşa etti. Eğer hizmet merkezli bir belirleyicilik söz konusu olacaksa az ya da çok, AK Parti kesinlikle büyük bir fark alır. Tabii orada hizmet faktörünün ötesinde de başka faktörler devreye giriyor. AK Parti bölgede adayını belirlerken, bölgedeki... Vallahi deprem sırasındaki valiyi aday yapsalar da eğer alırlar seçimi, söyleyeyim. Yok, koymuş oldukları isim de karşılığı var yani, gittiği şekilde var. Öyle bir tablo görünüyor bana. Ya ben Van'ı hiç BDP'nin kaybedeceğini düşünmüyorum yani. Kayseri'yi şeyin kaybetmesi gibi bir şey. Haseki'nin. Haseki'nin kaybetmesi yok, öyle gibi bir şey. Çok çok ciddi. Büyükşehir yasasıyla birlikte... Daha önce biliyorsunuz AK Parti'ydi. Sonra Hüseyin Çelik'e olan tepkiden ötürü kaybettiler. Hüseyin Çelik'i çekti orada. Hüseyin Çelik oradan hemen geri çekildi zaten. Ve kazanma ihtimali bence de var. Yani orada da ben başa baş bir yarış bekliyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Siz bu dinamikleri de iyi bilen birisi olarak Mehmet Ali Bey. Cemaatle olan kavga bu anketlere yansımış durumda mı, yoksa yansıyacak mı ya da etkiler mi? Bunlara yansımamış durum. Deniyor ki %1 oyu var cemaatin. Yansısan olur. Dersener kapatılınca cemaat %1 oyunu çekse bile Dersener kapatıldığı için mutlu olan %3-5 oy gelir falan filan. Hiç ya, bildiğim ya, konular ya, değil. Ne diyorsunuz? Yani önce çok net bir şey söyleyeyim. Bu kavganın şu anki geldiği nokta bir kere meselenin dershane meselesi olmasından çıktı. Yani konu artık bir dershane kavgası değil. Öyle olsa hükümet bu konuda atabileceği bütün geri adımları attı. Yani dershaneleri kapatmıyorum. En azından 2-3 yıllık bir süre tanıyorum. Size de bir sürü kolaylıklar sağlıyorum. Kardeşim daha başka bir şey istiyor musunuz dedi. Ne istiyorlarsa da isteyene istediğini fazlasıyla verdi. Şimdi biz bu gürültülerin hiç olmadığı bir tarihte Fatih Bey bir anket yaptık. Yapmış olduğumuz ankette hükümetin özel dershaneleri kapatma kararı nasıl yorumluyorsunuz diye sorduk. Bu basında da yer almış bir çalışmadır. Dershane kapatma kavgasının çıkmasından 15 gün öncesine aittir. %22 kesinlikle yanlış buluyorum, kapatılmamalıdır dedi. %21 kapatılmalıdır dedi. Bakın birbiriyle dengeli. %48 bir makine sorusu değil de birebir canlı insanlar sorduğu için. %48 bir program dahilinde zamanla eğitimde bir boşluk oluşmadan gerekli düzenlemeler yapılarak makul, kapatılabilir zaten dedi. %9'da kararsız kaldı. Bakın bu anketi Sayın Bülent Arınç Bakanlar Kurulu çıkışında, dershanelerle ilgili çıkışında gazetecinin bir tanesi kendisine soruyor canlı yayında. Kendisi de bu çalışmanızda vardığınız bu kararda MAK danışmanlığın anketinin etkisi oldu mu gibi bir soru soruyor. Yani ona yakın bir şeye varmışsınız diyor. O da evet, o çalışmada güzel bir çalışma olmuş gibi bizi de onur eden bir yaklaşım ortaya koydu. Şimdi hükümet en son bu %48'in söylediğine gelmiş oldu. Şu anki geldiği haliyle. Ancak bütün bunlara rağmen şu anda sanki ortada gerçekten çok büyük bir kavga varmış gibi, yani dershaneler kapatılıyormuş gibi, cemaate ait bütün müesseseler kapatılıyormuş gibi bir hava estiriliyor. Bunu cemaat mı yapıyor? Başkaları mı yapıyor? Yoksa yani birileri tam bu fırsatı bulduk, işte böyle bir şeyi de devam ettirelim diyorlar. Bu çok net değil. Dün ordu göreve diyenler bugün cemaat göreve diyor. Şimdi tabii siyasi konuşma yapmıyor. Ben zaten oy veren olarak sonra şimdi. Hayır, ben oy oranı... AK Parti'den biri çağırıp onları aldım. Hayır, onu söyleyeceğim. Şimdi bakın, oy oranına yansıması bunun kesinlikle eğer bu süreç içerisinde bir diyalog geliştirilmezse kesinlikle negatif anlamda AK Parti'ye yansıması olur. Geçmişte Süleymancıların yaptığı şeyin aynısını yapmaları durumunda kesinlikle çok ciddi etkisi olur. O etkilenen kitle hangi partiye oy verir? Etkilenen kitle 2002 öncesine döner. Yani 2002 öncesinde, 2002 öncesinde tablo şuydu. Türkiye'deki bütün dini gruplar ya da büyük çoğunluğu şöyle davranırdı. Bulunduğunuz şehirde en iyi kiminle diyaloğunuz varsa ona destek verin derlerdi. Bu mesela bir şehirde MHP'ye destek şeklinde yansırken bir başka şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme şeklinde yansıyabiliyordu. İzmir'de Priştina'ya oy veren, Gaziantep'te Celal Doğan'a oy verenler, mesela Maraş'ın
bilmem bir ilçesinde MHP'ye destek verebiliyorlardı. Peki oy, ne kadar yetiyor oyları bu? Oy oranları kesinlikle fazladır da. Birden fazladır yani. Kesinlikle fazladır da. Bu oy oranının ne kadarı yansır derseniz, bu oy oranının hepsi birden blok olarak haydi arkadaş hep beraber falan partiye veriyoruz şeklinde olmaz. Olmaz. Etki alanı düşer. Çünkü başbakanın da bu süreç içerisinde Türkiye'deki bütün İslami gruplarda çok ciddi pozitif bir etkisi var. Yani cemaat dedi diye bütün cemaat mensupları AK Parti'nin karşısına geçmezler. Kesinlikle. Hele hele bir partide hiç bütünleşmezler biliyorsunuz. Asla olmazlar. Mesela Ankara'da Melik Gökçe'ye destek verirler. İzmir'de Binali Yıldırım'a kesinlikle destek verirler. Bazı şehirlerde de başka bir partinin adayına destek verebilirler. Mesela İstanbul'u zora sokarlar mı? İstanbul'u zora sokma, aradaki makas daralırsa zora sokarlar, evet. Ama bu hal, sizin söylediğiniz makası kapatacak kadar güçlü değillerdir. Şu anda değil, evet. Siz ne diyorsunuz? Ya cemaatin etki alanı geniş bence. Fethullah Gülen cemaatinin. Fakat oy verecek mesela İstanbul'da karşılığını bulabilir, evet, ama diğer yerlerde karşılık ne olacak? Doğru. O çok önemli. O şeyi takip adaya edenler. Göre, yerel seçimlerde adaya göre bir de sürpriz kalsın, biz yapıyoruz. Bu ay sordum birkaç tane soru bu konuyla ilgili. Bizim gündem çalışmamızda, o geleneksel çalışmamızda. Oradan çıkan sonuçları da herhalde okurlar gazetede. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremize biraz açtık. Bizden sonraki programdan da özür dileyelim peşin peşin. Değerciler, büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde seçim sonuçları ne olur ne olmaz 30 şehirde onu tartıştık ve cemaat etkisi eğer bu kavga sürerse, bu şekilde sürerse cemaat etkisi ne olur onu öğrenmeye çalıştık. Haftaya tek tek tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.